ilişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Yurtta çok gerekli işler görülmüştür. Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraber. Ağır ve önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Saygı ve sevgiyle selamlar. Efendim merhabalar, Show TV ekranlarında Vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmetle, minnetle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun. 57 yıllık ömrü boyunca bu vatan için, bizim için, bu millet için mücadele etmiş bir dünya çapında bir dehadan bir liderden bahsediyoruz. Ne kadar şanslıyız ki, ne kadar şanslı bir ulusuz ki onun gibi bir lidere sahip olmuşuz. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak demişti. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır da bu cümleyi de arkasından ilave etmişti. Biz de onun açtığı yolda, ülkelerinin ışığında, cumhuriyetin ışığında yürümeye devam edeceğiz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Gerçekten büyük bir sevgiyle, özlemle anıyoruz. Onun sesini duyunca burada herkes çok çok duygulandı. Ya bu özlem bitmeyecek. Bu özlem kesinlikle bitmeyecek. Her gün, her gün daha da büyüyen bir liderden bahsediyoruz. Mekanı cennet olsun. Sevgili avukatımız da onu anmak istiyor. Evet, evet, tüm gücümle haykırıyorum. Atam, izindeyiz. Devrimlerini ve ilkelerini unutmadık, unutturmayacağız. Gerçekten büyük bir minnet ve çok çok şey borçluyuz. Ne söylesek az kalıyor. Hangi kelimeyi söylesek az kalıyor. Onu çok sevdiğimizi söylesek vallahi o da az kalıyor. Yani ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Aynen. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Bu haydar kalacaktır sözü var ya, gerçekten çok çok etkileyici, inanılmaz etkileyici. Atamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Mekanı cennet olsun. Tepeden tırnağa şiir gülleri yiğidim aslanım burada yatıyor. Açmasın güller.
Atatürk'ü her andığımda burnumun direği sızlıyor. Ama bugün ayrıca çok çok daha üzgünüm. Çünkü halam, Dilber halamı da toprağa verdik. Halam Sivas'ta bugün toprağa veriliyor. Bütün akrabalarım, herkes orada. Sevgili halacığım, mekanın cennet olsun. Bir Cumhuriyet kadınının da son yolculuğunu uğurluyoruz. Sivas'ta mekanı cennet olsun. Gerçekten her Atatürk'ün sesini duyduğumda gözlerim doluyor. Burnumun direği sızlıyor ama bugün ayrıca üzgünüm. Mekanı cennet olsun canım halamın. Şimdi başlayacağız. Şimdi şöyle hemen başlayalım istiyorum. Dün bize Süleyman Bey başvurmuştu. Ve Süleyman Bey demişti ki, ben eşimle Haziran ayından bu yana görüşemiyorum. Sosyal medyaya çok meraklıyım demişti. Ve o yüzden de karımla aram açıldı demişti. Şimdi Süleyman bugün stüdyoda yok. Neden burada olmadığını da birazdan açıklayacağım sizlere. Ama dün ne konuşmuştuk? Süleyman kendisi bize başvurdu. Didem abla, senden yardım istiyorum dedi. Onu bir ekranlara getirelim. Hemen arkasından eşi canlı yayında olacak. Ama Süleyman burada yok. Neden burada olmadığını da açıklayacağım. Girelim hatırlatmasını lütfen. Ben sizsiz yapamam. Her şeyim, bir tanem benim, o benim. Süleyman çok fazla sosyal medyaya giriyormuş ve sürekli TikTok çekiyormuş. Eşi de biraz kıskançmış. Evet, sosyal medya bağımlılığım doğrudur. Canlı yayınlarıma eşim sorun haline getiriyordu. Hani Instagram'da, TikTok'ta sen canlı yayın yapıyorsun, sosyal medyada çok takılıyorsun diye. Bir türlü bağımlılığımı atamıyordum yani sosyal medyada. Bağımlı olduğunu kabul etmiyorsun, evet. Yani. Ne güzel giyinmişsin, nereye gidiyorsun? Bir kere de bana gel, çok ayıp ediyorsun. Yorumlara kızıyor. Onun haricinde canlı yayında gelen, canlı yayında yazılanlara. 4 aydır evde değil herhalde, anladığım kadarıyla. Evet, değil. Haziran'dan beri değil. Canlı yayın yapmak sıkıntı değil ama evet. O canlı yayınlarda yapıldığı ortaklaşma şeyleri biraz hani aşıyor yani. Hangileri seni rahatsız ediyordu Hatice? Yani yakışıklısın, bilmem ne, kalpler falan. Normal mesajları da dahi gördüm yani hepsini. Hepsi o karşı taraftakiler, hepsi de evli. Çocuğumuz var, yapma falan diyordum. Hep söz veriyordu. Ondan sonra ertesi gün yine yapmaya başlıyordu. Tamam, evet, seviyorum ama bu huylarından vazgeçecek mi bilmiyorum ama güven vermiyor. Hayatımın anlamı. Her şeyim, bir tanem benim, o benim. Söz veriyorum, gel barışalım. Sosyal medyaların hepsini kapatacağım. Söz veriyorum. Başka bayanlarla gitti. Videoları var, mesajları var. Boşa karını, ben seni alacağım diye yazışmaları var bize. Ha, kadınlar Süleyman'a mı yazıyorlar? Eşini boşa, Hatice'yi boşa, bizi mi alıyorlar? Evet, Süleyman'da ben eşimi zaten boşayacağım. Sevmiyorum, ben seni alacağım diye. Hadi yazışmalar canım. Yazışmalar var bizde, elimizde. Şimdi Süleyman bize demişti ki, benim eşim çok fazlasıyla kıskanç. Ben zaman zaman sosyal medyaya giriyorum. Daha doğrusu sosyal medyaya çok meraklıyım. Oradan da zaman zaman bazı kadınlarla görüşüyoruz. Bazı kadınlarla bana yazılar yazıyorlar. Bana övgüler diziyorlar. O yüzden işte ben onlarla görüşüyordum demişti. Süleyman buradan çıktıktan sonra birileri tarafından, ama yeri ve zamanı gelince onları da açıklayacağız. Hepsinden haberdar olacaksınız. Birileri tarafından, o birileri kendilerini biliyorlar. Beni de dikkatle dinlesinler. O birileri tarafından şu anda Süleyman bir yerde alıkonuluyor. Ama biz bütün iddiaları açıklamaya devam edeceğiz. Biz sadece ve sadece ama sadece gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Onlar kendilerini biliyorlar, kim olduklarını biliyorlar. Bütün kalbimle, bütün kalbimle sizi Allah'a havale ediyorum. Bütün kalbimle sizi, siz iki kişi kendinizi biliyorsunuz. Allah'a havale ediyorum sizi. Tamam. Bu mesaj yerine gitti. Onlar kim olduğunu biliyor. Yeri ve zamanı gelince haberdar olacaksınız. Şimdi Süleyman'ın buraya gelmemesinin birçok nedeni var. Birincisi, tehdit altında bir yerde alıkonuluyor. Ama biz bütün iddiaları gündeme getireceğiz. Çünkü eşi Hatice ve babası Fevzi Bey canlı yayında olacak. Süleyman'cığım, korkma kimseden. Tamam mı? Bak, karın senin canlı yayında. Kimseye de papuç bırakma. Onlar kim ki? Kendini ne zannediyorlar yani? Ben ileride şu kadarını söyleyeyim sevgili izleyiciler. İleride yaşadıklarımı
medya sektöründe karşı karşıya kaldığım her şeyi, siyasi programlardan bugüne kadar, şu an yaşadıklarıma kadar her şeyi not ediyorum. Hepsini yazacağım. Her şeyi yazacağım. Her şeyin yeri ve zamanı var. Merak etmeyin. Her şeyi not alıyorum. Her şeyi yazacağım. Her şeyi kalıcı hale getireceğim. Hatice'yi ve babasını görebilir miyim lütfen? Her şeyin bir ahlakı ve namusu var. O kadar söyleyeyim. Evet. Hatice ve babası Fevzi Bey yanında olacaklar. Onlar elindeki bütün belgeleri bize verdiler. Şimdi Fevzi Bey de bayağı bir hakaretler savurmuştu. Ve demişti ki, yalan, menajeri gibi davranıyor, şöyle davranıyor, böyle davranıyor. Ben yani hata yaptım, tek hatam sosyal medyaya girmişti demiştin ya Süleyman. Yayını da izlediğini biliyorum, takip ettiğini de biliyorum madem bu kadar çok meraklısın. Ama hiçbir şey senin anlattığın gibi değilmiş. Değil mi? Tahmin ediyorum. Hiçbir şey, hiçbir gerçek. Ben hep şunu söylüyorum, kadınlardan yana tavır alıyorum. Yani zaman zaman tabii ki yani bizlerin de ama bu toprakların maalesef ve maalesef 10 Kasım'da bunu söylediğim için çok fazlasıyla üzgünüm. Maalesef bir kadın mezarlığına döndü benim memleketim. Gerekli önlemler alınıyor ama zihniyet, kafadaki şu kafa değişmediği için yasalar ne yapsın yani? Şu kafa değişmiyor yani. Kafanın değişmesi lazım öncelikli olarak. Şimdi hazır mı arkadaşlar Hatice Hanım'ı ve babası Fevzi Bey'i bir canlı yayında görmek istiyorum. Bir 4.5K ile ilgili mi sıkıntı var? Telefonu alın. Siz bir yandan da tabii onu ayarlayın. Siz telefonu alın arkadaşlar arkasından. Tamam Hatice Hanım merhabalar. Hatice Hanım merhabalar. Duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum şu an. Tamam arkadaşlarım sizi görüntüye de hazırlayacaklar. Yoldasınız. Buraya geldiğinizi de biliyorum. Şimdi sevgili Hatice'cim senin kocan, çocuğunun babası bize farklı farklı şeyler anlatmıştı. Ama gerçekler onun anlattığı gibi değil galiba. Birçok yani seni birkaç kez aldatıyor. Sen onu peki yakaladın mı? Bir yandan da görüntülerin girebilir miyiz lütfen arkadaşlar? Ben konuşurken Süleyman'ın görüntüsü, sevgili Hatice'nin görüntüsü. Seni ciddi anlamda aldatıyor kızlarla ve kadınlarla. Sen bunu kaç kez yakaladın bu çocuğu? Baban mı yakaladı, sen mi yakaladın? Ha, Hatice şimdi canlı yayında karşımda. Fevzi Bey merhabalar. 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 Teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar. Çok teşekkürler. Şimdi merhabalar. Sizin bu damat sizi şöyle suçluyor. Benim işte benim eşimin menajeri diye suçluyor sizi. Ve işte galiba gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyor anladığım kadarıyla. Değil mi Fevzi Beyciğim? Evet, gerçekler ortaya çıksın, herkes bırtılsın. Ben artık ızdırap çekmedim, usandım. Bittim. Hep yalan, hep yalan. Sevgili Hatice, sen ve peki... Benim kızım yakaladı bu videoları, mesajları. Ha, öyle mi? Bana attı. Baba dedi, bak böyle böyle yakıyor. Hatice, sen neyi yakaladın anlatır mısın lütfen Süleyman'la evet. ilgili canım? Neler yakaladın? Sen konuş bir tanem, sonra babanla konuşuruz. Şimdi mesajlarını görmüştüm. Kadınlarla yazışmalarını mı gördün? Evet, aynı. Peki kadınlarla yazışmaları ve kadınlarla videoları da var bildiğim kadarıyla. Evet. Sen onları ve evli... TikTok çektiği için hani bayanlarla TikTok da çekiyordu. Bayanlarla ve bunlar evli kadınlar, doğru mu? Evet evet, hepsi de evli. Hepsi de evli. Arkadaşlar videolar hazır mı? Onları birer teker teker ben bir ekranlara getirmek istiyorum. Önce senin eşinin sosyal medyada evde hangi videoyu, arabadaki mi vereceksiniz? Önce onu verelim. Önce arabadaki bir video var. Ses biraz 4.5G olduğu için ses gecikmeli geliyor. O yüzden özür diliyorum sizden teknik olarak. O videoyu bir ekranlara getirelim. Bunların hepsini sevgili Hatice önce sana sorayım. Sen babana mı gönderdin? Baba bana bunu bunu yapıyor mu dedin? Sen babanla mı paylaştın? Evet, ben eve gittiğim zaman attım bunları. Bunları yakaladım diye. Peki. Sevgili Hatice'nin kocası Süleyman'la ilgili yakaladığı sadece video değil, bayağı video, yazışma hepsini yakalamış ya. O bir nol video gelsin ekranlarınız. Bir nol dedim yani, kafanız karışmasın lütfen. Evet, ilk video gelsin lütfen.
görüntü kalsın lütfen. Hatice'yi görebilir miyim? Sevgili Hatice, bu videoda senin eşin bir arabanın içinde. Yanında da bir hafif kilolu bir kadın var. İşte onunla beraber türküler falan ve şarkılar söylüyorlar. Böyle bir kadınla görüntü çekeceğinden, evet. Ama görüntüyle gireceksiniz değil mi arkadaşlar? Böyle bir kadınla görüntü çektiğinden senin haberin var mıydı? Bu videodan sonra zaten kaza yapmışlar. Nerede? Anlatır mısın olayı lütfen? Baştan sona bir anlat lütfen ki biz öğrenelim. Kısa kısa konuşma. Bana olayı baştan sona anlatır mısın lütfen? Eskişehir'e... bildiğim kadarıyla Eskişehir'e gezmeye mi gitmişler? Bilmem işim varmış, bir şey yapmışlar. Sonra dönüşte işte bu videoyu çekmişler. Ondan sonra kaza yapmışlar. Peki Eskişehir'e ne diye gideceğini söyledi sana Süleyman? Ben Kütahya'da zannediyordum onu. Ha, sen Kütahya'da zannediyorsun. Akşama da işe gidecekti zaten. Kaza olunca hastanede kaldı. Peki sana ne, evet. Olayı nasıl açıkladı? Ne dedi sana bu görüntüyle? Yani Eskişehir'de olduğunu nasıl açıkladı sana sevgili Hatice'ciğim? Zaten ambulansla ki beni hemşire aradı. Hani eşiniz kaza yaptı, şu an biz hastaneye gidiyoruz diye öğrendim ben de. Peki sen Süleyman'a sormadın mı? Orada ne işin var, ne yapıyorsun, kiminle beraberdin? Sormadın mı? Zaten Eskişehir'den iki gün sonra eve geldi. Ondan sonra telefonu almıştım. Tuvalete falan gitmişti. Hı-hı. O zaman gördüm bu videoyu da. Fevzi Bey, bu videoları görünce damatla ilgili ne düşündünüz? Ya zaten önceden ben bir şeyler seziyordum ama yakalayamadımdı, ispatlayamadımdı. Böyle olunca da benim kız zaten ne oldu? Benim ona söylemeyeceğim diye. O da boğulma yapılınca darp yapmış. Ben de kızım beni aradı, baba beni kurtar diye. Kütahya almaya geldim. Almaya geldim de Süleyman Bey yoktu evde tabi. Kızımı boğazın altı morar şekilde görünce ben çok moralim bozuldu. Kızımı aldım, eme de götürdüm. Allah. Jandarmaya gittim. Jandarma ifade verdik. Bak dedim, benim kızım, damadım dedim, darp etmiş. Oradan doktora gittik. Doktor da darp raporu verdi. Bir ay uzaklaştırma verdi Süleyman'a. Mahkeme süreci, mahkeme açıldı. Mahkeme sürecinde bir ay uzaklaştırma verdi zaten. Diye haber yolluyor. Benim çocuğumu göstermiyorlar. İşte tehdit ediyor. Kızını tehdit ediyor. Bana göstermiyor, yollamıyor. Yani ben tehdit etmedim kimseye. Ben hep olgun davrandım ama maalesef annesi babası damadın arkasında olmadılar. Çünkü güvenemediler Süleyman'a. Süleyman'ın her yaptıklarını biliyorlar. Ama bana söylemediler bugüne kadar. Bundan sonra da hep boyaları meydana çıkacak. Bilmiyorum artık kaç tane kişi bağlanacak canlı yayına. Peki Hatice, önce sen de konuşunuz. Yani normalde şöyle söyledi. Ben işte işten gelmiştim. Ondan sonra işten geldikten sonra Hatice, sen ona işte zaten yorgunmuş. O yorgunluğun üzerine sen sorular sormuşsun. Halbuki o Eskişehir'deymiş. Kaza yapmış. 2-3 gün hastanede yatıyor ve geldikten sonra da sen bu görüntüyü yakalıyorsun. O görüntü üzerine siz kavga ediyorsunuz. O zaman Süleyman bize yalan söyledi. İyi mi Hatice? Bizim son kavgamız zaten kazadan bir ay sonraydı. Mayıs'ta kaza yaptı, biz Haziran'da tartışmamız oldu. Peki bu tartışmalarınız özellikle, yani onun böyle seni sürekli aldatmasıyla mı ilgili? Gitmiş. Ha, Eskişehir'e gitmiş, evet. İşte o gün Eskişehir'e gidince ben Kütahya'dayım dedi. Ben o gün yengem neredeydim, çocukla falan. Hani gel falan dedim. Ben Kütahya'dayım, geliyorum falan dedi. Bayağı saat geç oldu. Saat 10 muydu, 11 mi neydi? O zaman Eskişehir'de olduğunu haber oldu. Peki Eskişehir'de bu videodaki kadın, görüştüğü kadın... İşte o zaman da bayramlık falan almaya gidecektik. Hani geç gelince işe gitti. O kadınla görüşmeye devam ediyor o zaman, kazadan sonra da anladığım kadarıyla, doğru mu? Zaten o hastaneden kaçmış. Süleyman hastanede yatarken. Ha, o kaçmış.
Of ya, yani Süleyman'cığım senin anlattıklarından bambaşka şeyler anlatıyorlar evet, kardeşim. Evet, yalnız bırakmışlar o gün. Evet. Arkadaşlar Süleyman'ın bana bir başvuru, bize başvurduğunda ben herkesten bir video istiyorum bana başvurdukları zaman. O videoyu bir yayınlamak istiyorum. Pınar sen anladın hangisi olduğunu. O videoyu hadi canım hazırlasanıza. Bana başvurduğunuz herkesten bir video istiyorum. Çünkü ben bana başvuran kişileri hem görüntü olarak görmek istiyorum. Hem de doğrularımı söylüyor, gerçeklerimi söylüyor. Herkesten birer video istiyorum. Bakın Süleyman bana ilk başvurdu. Birazdan hazırlayacaklar. Onu da ekranlara getireceğim. Yani bana bambaşka şeyler söylediği için ya bir gelsin yardımcı olalım falan demiştik. Şimdi bambaşka bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi bir tane daha video var. Orada da yine senin eşin, bunlar hep senin şey yaptığın, belgelediğin ve senin gördüğün videolar sevgili Hatice. O bir ekranlara gelsin. Diğer videoda yayınlar mısınız arkadaşlar lütfen? La bu sizin Sulo var ya az kalsın beni tuzağa getiriyordu dedi. Beni alacaktı, evli çıktı. Fotoğraf var zaten bir. Hani göster bakalım kendini ya. Ben kendimi... La bu sizin Sulo var ya az kalsın beni tuzağa getiriyordu dedi. Beni alacaktı, evli çıktı. Fotoğraf var zaten bir. Hani göster bakalım kendini ya. Şimdi sevgili Hatice bu video nedir? Ya bir kızla konuşuyor. Beni alacaktın işte evli çıktın falan diyor. Ne diyor onu bir anlatır mısın lütfen? Diğer videodan bahsediyoruz. Onu döner misiniz? Şu anda gelen videoyu söyle. Bundan bahsetmiyorum. İşte, onu dönün lütfen. Evet söyle. İşte bu da TikTok yayınlarından bir tanesi. Yani seni boşayacakmış, kızı mı alacakmış? Ve de hep yayını aldıkları kadınlardı yani. Hiç erkek almazdı. Bir de o kadınlara ben eşimden... Bizim kavgalım sizden hep bunlarla başladı. Evet ben eşimden boşanacağım, sizi mi alacağım diyormuş kadınlara peki? Ya öyle boşluk gevezeydi çok zaten de. Fevzi Bey... Boş konuşuyor zaten. Boş konuşma mı bunlar? Siz babanı verir misin? Siz damattan daha öncesinde bir şüphelenmeye başlamışsınız anladığım kadarıyla. Ne zaman şüphelenmeye başladınız? Evet. Hı. 2018'de benim kızım kaçtı. Evet. Kaçırdı daha doğrusu. Ben gittim onun yanına barışmak için ve düğünlerini yaptık. İkisine iyilerdi. Anneciğim babacığım her cuma mesaj atılırdı. 2 sene sonra çocuk dünyaya geldi. Çocuk dünyaya geldikten sonra Süleyman Bey oldu. Artık bizi tanımaz oldu. Eve dama girmez oldu. Ben gidiyorum Kütahya kızım yanına. Kızım Süleyman nerede? Kızım nerede? Kahveye gitti. Kızım nerede? Arkadaşına gitti. Hep yani bayanlarla takılıyordu. Şüpheleniyordum ama yakalayamıyordum. Ben işten gayetten çalıştığım için. En son bu videoları çabuk çocuk yakalıyor. Ve... Babasına, kayınpederine söylüyor. Hı. Süleyman babasına. Onlar da diyorlar ki sakın annen baban duymasın. O biraz sinirli işte şöyle olur. Böyle hayatın kararı. Hep benim kızı suçladılar. Senin yuvan bozulur. İşte suçu sana atarlar. Benim kızım ne yaptı da suçu buna çıktı. Hep yaptı Süleyman yaptı. Ama ondan sonra ben kaçtı vakitimde benim yanımda yemek yiyoruz. Telefon geliyor. Babacığım ben işim var gidiyorum. Çıkıp çıkıp gidiyor. Yani bu ne demek? Ben ta bilmem nereden sizin... Çoluğumu, çocuğumu, torunumu görmeye gelmişim, damadımı görmeye gelmişim ama evde bulamıyorum maalesef. Hep gözü dışarıdaydı. 3 senedir benim kızı aldı diyordu ama kızım bana söyleyemedi bunları. En son boğuma yatırınca, darp yapınca en son kızım bana söyledi bunları. Ay Hatice 3 yıldır devam ediyor mu bu aldatma meseleleri? Hatice. 3 yıldır... önceden seziyordum ama hani bir senedir daha çok görüyordum videolarını, fotoğraflarını ya da aramalarını. Nasıl seziyordun bir tane? Yani belli ediyordu zaten kendini. Sürekli dışarı çıkıyordu. Sürekli telefonu cebinden çıkarmıyordu. Oraya buraya götürürken telefonu götürüyordu. Çocuk isterdi mesela telefonu izlemek için vermezdi. Hep benim telefonumu alırdı çocuk. Ya zaten siz 3 yıllık 4 yıllık evlisiniz. O zaman bu aldatma meseleleri yani evlenir evlenmez başlamış mı öyle mi oldu? Nasıl oldu bu iş ya? E, 2018'de evlendik zaten. 2019'da yoktu. Bir Kütahya'ya taşındık biz. Çocuk doğdu. Çocuk doğduktan sonra zaten başladı her şey.
Evet. Peki şimdi Süleyman'ın bize başvururken işte kullandığı cümleler, ya bir ekranlara gelsin, bize başvurduğunda neler söylediği bir izleyelim lütfen. Didem abla merhaba, ben Süleyman. Kütahyalıyım. 30 yaşındayım. Benim 5 yıllık bir evliliğim oldu abla. Benim sorunum, kayınbabam eşimle bizim aramıza girdi. Evine eşim dönmek istiyor ama kayınbabam izin vermediği için, kayınbabamın baskısı altında olduğu için eşim yuvasına geri dönemiyor. Yani sizden yardım istiyorum. Eşim yuvasına dönsün. Ben çocuğumla, eşimle mutlu olmak istiyorum artık. Huzurlu olmak istiyorum. O yüzden başvuru yaptım. Didem abla merhaba, ben Süleyman. Kütahyalıyım. 30 yaşındayım. Benim 5 yıllık bir evliliğim oldu abla. Benim sorunum, kayınbabam eşimle bizim aramıza girdi. Evine eşim dönmek istiyor ama kayınbabam izin vermediği için, kayınbabamın baskısı altında olduğu için eşim yuvasına geri dönemiyor. Yani sizden yardım istiyorum. Eşim yuvasına dönsün. Ben çocuğumla, eşimle mutlu olmak istiyorum artık. Huzurlu olmak istiyorum. O yüzden başvuru yaptım. Bana başvuru yapıyor da, bana ilk söylediğinde kayınpederim şey, ama kayınpeder de sonradan Hatice sayesinde birçok şeyden haberdar oluyor. Fevzi Bey, sizin baskınızla Hatice'nin eve dönmediğini söylüyor. Sizin baskınızla Hatice işte kocasına dönmüyormuş. Menajer gibi davranıyormuşsunuz. Bir de size hakaret ediyor utanmadan. Bence hakaret yani. Evet. Kızım da burada. Ben hiç tehdit etmedim. Ve daima ben kızımın arkasındayım. Siz de bir annesiniz. Sizin de evladınız olsa ne yapardınız? Tabii. Sahip bu çıkarsınız. Videoları duyunca ben gönderme istemedim. Babasına kaç defa uyardım. Diyorum, bak dedim, bu bir, iki, üç defa uyardım. Aynı şeyler devam edince, bak dedim, bir daha olursa ben dedim kızımı alır giderim evime, göndermem dedim. Ve bu bir videolar çıktı meydana. Başkalarından duyuyorum ben. Sevgi yolunda başka kadınlarla geziyor. Bakıyorum ben, başka yerlerde yemek yiyorlar başka kadınlarla. Benim kızım darp yapınca ben göndermedim. Ve artı sözleşmeli, anlaşmalı boşanmak için dava açıldı. Geldi, kendi imza attı. Ben avukat tuttum yok zamanımda. Ben bir fakir bir insanım. 25 milyar avukat tuttum. Ve mahkeme günü vazgeçti bu. Ben eşimden vazgeçmeyeceğim, boşanmayacağım diyerekten. Bu sefer süreç çekişmeye devam ediyor. Yoldasınız. Şu anda mahkememiz var, evet, 28'inde. Yoldasınız. Ama Süleyman Bey bugüne kadar hep yalan söyledi. Evet. Yoldasınız, geliyorsunuz buraya doğru, biliyorum. Evet, biliyorum, buraya gelince de daha detaylı konuşuruz sizinle. Bakalım Süleyman ne diyecek bu videolara, bütün bu iddialara. Öte yandan siz Süleyman'la ilgili ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Süleyman'la ilgili düşüncelerinizi lütfen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye yazarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum, sağ olun, iyi yolculuklar, sizi bekliyoruz. Dikkat edin, Allah'a emanet, muhabirimiz Sevda ile birliktesiniz. Şimdi gelelim Mahir meselesine. Herkes etrafımda Mahir'i soruyor. İşte hatta Mahir bugün işte canlı yayına bağlanacak mı sorularını sürekli soruyorlardı sevgili Esra. Ve sen şunu söylüyordun, beni işte yaklaşık 15 milyon lira para mı aldı, beni dolandırdı, duygularımla oynadı. Dün biz muhabirimizi işte yaşadığı eve, bölgeye gidince işte acaba orada olmadığı iddiaları vardı. Gidelim bakalım evde mi değil mi diye bakınca da evde olmadığı iddialarını gündeme getirince de Mahir konuşmaya karar verdi. Hatta biz aralarda yayına devam ettik. Şimdi o yayınlamadığımız bölümleri ekranlara getireceğiz. Israrla şunu söylüyor. Senin ona böyle bir para vermediğini söylüyor. Ve dün bayağı bir sert bir tartışma oldu aranızda. Mahir'i karşında görünce ne hissettin? Hiçbir şey hissetmedim. Yani kızgın mısın? Öfkeli misin? Kızgınım, tabii ki hala kızgınım. Hı. Şöyle kızgınım. Yalan söylüyor. O da kurtulsun, ben de kurtulayım. Ya bana yani bir şey itiraf etmesine gerek yok. Paranı bana verirse, karşı. Hayır, sana paranı versin. Sen paranı istiyorsun. Paranı versin sonuçta. Arabayı versin, yani parayı versin. Yoluna yani baksın, Allah yolunu bahtını açık etsin. Ama şunu söylüyor, sen onu şöyle kandırmışsın. 3 aylık ömrüm var diye kandırmışsın. Ay böyle bir saçmalık var mı? Ya çok ya, yani bilmiyorum, olamaz böyle bir şey yani. Böyle bir saçmalık yok. Yani Allah'tan başka kim bilebilir öleceğini? Evet yani. Bazen hekimler işte Allah korusun işte kanser ya da başka tür rahatsızlıklar olunca öyle yani çok fazla yaşayamayabilirsiniz. Onu da bilemeyiz, Allah'ın takdiri tabii de. Yani. Tabii yani, ben tabii o kadar Allah'ın aciz, takdiri, zavallı bir insan değilim çok şükür. Evet. Ondan sonra bana çok saçma geldi yani,
Onu hiç aklıma bile şu an söyleyene kadar hatırlamadım bile yani, o kadar bilincimin gerisini atmışım. Ben ısrarla şu soruyu merak ettim. Seni seviyor mu, sevmiyor mu? Yanıt veremedi ona Mahir Bey. Yani bir türlü yani aranızdaki neydi gerçekten? Seven insan... Sahip çıktım, kol kanat gerdim. Ya sen, abilik yaptım Mahir gibi Bey, söylüyor. Mahir Bey kim ki bana sahip çıkacak? Öyle söylüyor. Mahir Bey'e sahip çıkan biziz. Arayanlar biz. Hı hı. Mağdurlar yani. Bizim sayemizde adam bir yerde yani. Ne? Ama bulunduğu yerde çok hoş bir yer değil iddialar karşısındaki yer yani. Öyle düşünürsek. Şimdi birçok şeye Mahir yanıt verdi. Onu siz canlı yayında da izlediniz. Fakat sonrasında biz yayınlara devam ettik. Hatta pazartesi günü de yayınlara geleceğine söz verdim. Fakat danışacağı önce abileri var olarak algıladık. Fakat abileri değil, danışacağı iş yaptığı birileri varmış. Önce söz verdi Mahir Beyciğim, sonra arkasından birilerine danışması gerektiğini söyledi. Ama ben sözünüze durmanızı bekliyorum Mahir Bey. Pazartesi sizi yayına bekliyorum ama yayın arasında bütün iddialara nasıl yanıt verdiniz? Esra'ya cevap videosu bir ekranlara gelsin önce lütfen. Sen Esra'yı hiç sevmedin mi? Lütfen. Esra bak, sevgiye hasret bir insan. Çünkü etrafındaki insanlar gerçekten kullanmışlar bunu. Bana dedi ki senin şu aracını verir misin? Bana benim plakamla gezemiyorum artık. Herkes tanıyor. Senin aracını bana ver dedi. Tamam dedim. Gittim benim aracımı verdim. O da bana benim arabamla piyasa değerleri aynı olan bir araç getirdi. Sanki hediye getiriyormuş gibi. Aynı gün satış yaptık. Evraklarını da çıkart. O kiraladığın arabayla yine beni aradığında sana yine ben destek verdim. Arabanın parasını düş. Arabanın parasını. Bir yüzük kaldı sende. Kendi o da senin arabanın parası. Yüzüğü de düşün. Düş. Siz de yüzüğü düşün. Yüzüğü de düşün. Düşün tamam, karşılıklı tamam. Uzlaşın. Parasını da kaça sayıyorsan düş. Benim sana verdiğim paraları bana verme Mahir. İşte problem bu zaten. Senin bana verdiğin bir para yok. Çünkü çok akıllıca elden aldın Mahir. Sen diyorsun ki ben bunu verdim. Ben evimi dağıttım senin bir lafına. Ben sana dedim mi benim evimi geri getir yerine koy. Tabii de şöyle dedin. Sen zevkli insansındır. Ben ev tuttum dedin. Dayayıp döşeyeceğim dedin. Zevklisin, bana yardım eder misin? Hatta sonra da dedin ki senin yüzünden ben evimi barkımı dağıttım. Bana bu evi dayayıp döşemek zorundasın dedin Mahir. Ben de peki sana şey bunu yaptım. Bak yaptım. Sözümü tuttum. Ne senin yatak odan ne çocukların odasına zinhar ben karışmadım. Oturma grubumu, masa takımlarımı sen mi aldın? Evet Mahir, Kerem'den aldık beraber. Onun adı Kerem değil, Taylan. Bugün onun dekontunu aldım, buyur. Tabii dekontunu. Kaç para olduğunu söyle. Dekontunu şöyle aldım. Kaç para olduğunu söyle. Şöyle aldım. Kaç para olduğunu söyle. Vallahi hatırlamıyorum kaç para olduğunu. Beni aradın, dedin ki ne yapıyorsun dedim. Dedim ki eve dedim eşya bakıyorum. Ya ben de geleyim mi? Dedim ki gel. Ben dedin eskiden mobilya işi yapıyordum. Evet biliyorum dedim. Zevklisindir. Buyur gel. Ama sadece baktın. Paralarını ben ödedim. 55 bin liralık bir makbuz var. Daha doğrusu şey var, yazı var ve altında da işte parayı o firma Esra Hanım'ın şey ödediğine dair bir imza vermiş. Benimle tanıştığında ben zaten villada yaşıyordum. Sen benim evimi, bütün eşyalarımı dağıttırmışsın. Sen bana evinden ev hediyesi eşyası iki tane kilim getirmişsin. Gitmişsin bir de onlara hepsine yok çamaşır kurutma makinesi. Benim evimde çamaşır kurutma makinesi falan yok. Sen nereden çıkarttın bu kağıtları? Aşağı katta Mahir. Benim evimde benim yok katta. Ki. Benim en alt kat dediğim benim çamaşır makinem var. Arkadaşları gezdireyim. Televizyonumu ben aldım. Oturma gruplarımı ben aldım. Esra'nın sana verdiği tek bir kuruş bile parası yok mu borcu? Beraber tatile gitmişiz. O bana bir şey ısmarlamıştır veya bir mağazaya girmişizdir. Bana bir şey almıştır. Odur. Ama öbür türlü kalkıp da Esra bana para vermeye çok çalıştı. Ne diyorum? Arabamın torpidosuna koyarken torpidomdan çıkarttım geri verdim. Ya yalansa Allah için ya. Allah yukarıda. Verdi mi Esra? Nesin ki yalan ya? Hayır. Torpido gözüne para mı koydun? Yok diyor. Hayır diyor. Hayır. Torpido gözüne para koymuş olabilirim. Garsona hesap öderken bile sen ne yapıyorsun dediğinde ben masanın altından veriyordum kusura bakma diye. Esra'cığım bir şey vermiyorsun. Gittiğim her yerin kredi kartı dekontum benim. Mahir bak ben bunu burada da söyledim. Sen kendi kartından çıkarıp ödediğin yerlerde ben ödeyeyim. Benim sen kartımın bana... limiti kaç bir paraydı saniye. Esra? Hiç hatırlamıyorum. İstakoz parasını kim ödedi? İstakoz parasını kim ödedi? Ben ödedim. Esra ben ödedim. 14.300 falandı ben ödedim. Bak. Sen ödüyordun ha kartından. Sonra da evet, diyordun ki. Ödüyordum. Ha. Sonra da diyordun ki bazı yerlerde ama her yerde değil Mahir. Sonra da ben sana onu nakit veriyordum, sen kartına yatırıyordun. Kendi daha evvel programda Esra, da söyledim Allah Mahir. Be. Evet Esra, Allah yukarıda. Be.
Yapma. Gerçekten sen, Allah ben... yukarıda. Bak Esra'cığım bak. İki tane evladına sen düşkün bir adamsın. Ben bunu hep söylerim. İki tane evladının üstüne yemin et. Hak yiyip yemediğine dair yemin et. Esra bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok yemin eden insan çok yalan söyler. Sen çok yemin ediyorsun. Ben çok yemin etmem. Ben burada yemin ettim. Benim sözüm senettir. Bir hesaplarını isteyin bakayım. Hesabında 400 bin dolar parası var mıymış? Bir onu istesenize siz. Vallahi Mahir hepsini getireceğim. Sen hiç merak etme. Seni peki, tanıdıktan sonra bak seni tanımadan önceki hesap bilgilerini de alacağım. Seni tanıdıktan sonraki o bir sene iki ay içerisindeki hesap şeylerini de alacağım. Ne kadar eksiye düştüğünü. Sen 150 bin dolarlık bir borç ya da 400 bin dolarlık bir para almadın mı Esra'dan? Niye peki? Almadım tabii ya. Niye söylüyor ya ben bunları? Ben babamdan bile para isteyen adam değilim. O kim ki ben ondan para alacağım? Altın fotoğrafı, zinciri, bayağı da bir kalın bir zinciri fotoğrafını gösterip o zinciri istemişsiniz barışmak için. Bu altının parasını ben senin arkadaşına ödedim. Perşembe günü bu altın sana geliyor. Ödedim biz sana günü oturalım mı dedin. Ödedim mi dedim. Bir dakika dur. Bak duruyor dur. Bende de duruyor, onda da duruyor. Hayır ödedim diye bir şey ona söylemedim ben sana ki, Mahir. Ona da demişsin ki Mahir sana sorarsa ben parasını ödedim de ben de beni aradığında dedim ki başkan dedim sakın yapma. Ben dedim istemiyorum diye oturmak da istemiyorum. Bak, ben katakulle olaylarını sevmem dedim. Hayır gene lafını. Sonra sana dedim. Lafını kesiyorum. Ama hep kesiyorsun. Bir dakika başkan dediğin insan sana yalan söylemiş o zaman. Mesajlarım var. Bu kadar büyük bir hediyeyi niye kabul ediyorsunuz? Ben istemedim ki. Yani Mahir şunu söylüyor. Senin bana verdiğin bir para yok ama ilişkimiz sırasında yaşadıklarımız var. Örneğin ben de senin için evimi değiştirdim. Evimi bozdum daha doğrusu. Ama ona kalırsa da Didem Hanımcığım dün ne dedi? Ne dedi? İlişki yaşamadık dedi. Ya ev sahip çıkmış. 3 aylık hayatın olduğu. O kim oluyor da bana sahip çıkıyor? Vallahi ben ona sahip çıktım. Ama ben yani çok var. Yani oluyor da bana sahip çıkacak? Dün biraz yorgun ve eleştiriler karşısında, iddialar karşısında biraz aslında nasıl ifade edeyim? Biraz tükenmiş bir adam gördüm ben. Çünkü yani parasız kaldı, suyu kesildi, değirmeni kesildi. Bu saatten sonra, bu programdan sonra da kimseyi dolandıramıyor. Senin iddiaların ağır iddialar ama evimi dağıttım ve para meselesinde çok net bir şekilde sorduğumuzda şu soruyu soruyoruz biz Mahir Beyciğim. Bu arada en son gönderdiği bir haber var, onu birazdan ilerleyen dakikalarda açıklayacağım. Diyor ki ben diyor onunla para alışverişine girmedim, o zaman Esra hayal görüyor. Yani... Ya benim kardeşim de mi hayal görmüş? Biz noterdeyken benim dün ablamlar kuzenime demiş ki Mahir dışarıda bekliyordu Esra'yı. Evet. Allah Allah. Peki sen acaba bir ailenden kalan işte bir 7 milyon dolarlık bir para şey var ya işte bir miras meselesi. Yani o rakam belirtmeye gerek yok. Hayır yani onu duyunca mı acaba etkilendi acaba yani oradan işte ben de işte evlenirim kendime iş kurarım falan diye mi düşündü? İyi niyetli düşünmeye çalışıyorum şimdi. O para meblağ büyük meblağları duyunca mı seninle bir bu ilişkiyi daha da geliştirme ihtiyacı duydu? Vallahi ben Mahir'in yanında oturup kalkıp da benim bankada şuyum var ya da bunu var filan. Hayır tabii yani. Onu ilgilendirmez. Soruyordu. Ya soruyordu ama tabii net cevap alamıyordu yani. Senin mal varlığına ilgili sorular mı soruyordu? Soruyordu tabii yani. Ne diyordu mesela? İşte hani ne kadar var? Yok neyiniz var? Nerede ne var? Orada bu mu var? Mesela evet otel de vardı. Ama Nişantaşı'nda diyor. Hayır. Hı-hı. Çünkü ben ona açıkça bir izahta bulunmuyordum yani. Bu da ilginç Mahir Beyciğim. Yine yayına bağlanabilirsiniz. Bunlara yanıt verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece soru soruyoruz. Bizden korkmanıza gerektirecek bir durum söz konusu değil. Şimdi öte yandan şimdi Mahir daha öncesinde seni de böyle daha mesajlar da göndermiş. Böyle devam ederse yayından çekilmezse ayaklarını bacaklarını kırarım evet diye mesajlar göndermiş. Şimdi sosyal medyada ismini paylaşmadığım ama tanıdığınız ve bildiğiniz biri. Bizim medya paylaştığımız yani konuyla ilgili şu an konuştuğumuz konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuş. Ki her yerde haber oluyor. Her yerde paylaşılıyor. Yani şu anda senin iddiaların, Mahir'in işte cevapları her yerde çok yoğun bir şekilde ilgi gördü. Herkes sizin konunuzu çok yoğun bir şekilde oturup izliyorlar. Her yer herkese haber yapıyor bizim yayınımızdan. O kişi de kadın ya da erkek olduğunu da söylemeyeceğim ama kamuoyunun çok çok yakından tanıdığı bir isim. Bir paylaşımda bulununca 2 saat önce daha yeni gerçekleşen bir olay. 2 saat önce Tarabya'da o kişinin gittiği kafeye
birilerini yollamış bu kafeye geliyor mu gidiyor mu diye, o kişinin o kafeye oturup oturmadığını araştırmış ve dolayısıyla da o kişi hakkında, o kişi Mahir hakkında suç duyurusunda bulunacakmış. Mahir, sen adamlarını ya da beraber çalıştığın kişileri ya da beraber güvendiğin dayılarını, birilerini ya da vesaire bu kişinin gittiği Tarabya'daki o kafeye yolladın mı? Tehdit ettin mi? Bunu yaptıysan o kişi de yayına bağlanacak, senin hakkında suç duyurusunda bulunacak. Ya sosyal medyada bazı yorumlarda bulunmuş, herkes bulunuyor. Kafeye adam göndermek ne demek? O kişi hakkında gidersin, hukuki olarak hakkını ararsın yani. Çok kafeye adam göndermişler ya, olacak iş değil yani. Çok özür dilerim, lafınızı kesiyorum Didem Hanımcığım. Çok tanıdığımız, Bey, güvendiğimiz biri yani. Aha, Mahir Bey arkasına çok güveniyor da, Mahir Bey'in arkasındaki adamla ancak Mahir Bey konvoyuna takılır, gider resim çektirir yanında. Ondan sonra da onun bunun adını kullanarak herkesi tehdit eden bir bu. Yani, benim iddiam. Evet, senin iddian tabii, evet, ki. Evet. İddia da değil yani, benim gördüğüm, bildiğim. Peki. Mahir'i benden iyi kimse tanıyamaz. Bunu da yapmıştır. Göndermiş çünkü midir? Göndermiştir, yapmıştır. Evet. Ama kendi gidemez, kendi çıkamaz. Öyle bir kapasiteye sahip bir adam değil Mahir. Evet. Mahir bu gölgesinden korkar. 1.80 boy. Canım, onu yapamaz ya, niye yapsın yani? Ama ben Allah'tan başka gene söylüyorum, benim kimseden korkum yok. Bu Mahir elinde sonunda legal illegal ben gideceğim ya, karşısına dikileceğim. Olmaz, yok. Ya da yayın ya da işte Türkiye Cumhuriyeti'nin polise ben güveniyorum, adaletine sonsuz güveniyorum. Ama bir şekilde o parayı da, o arabayı da verecek Mahir. Şu anda zaten emniyetin de yaptığı bir çalışma var. Biliyorsunuz sosyal medya fenomenlerini çok yakından takip ediyorlar. Çok lütfen, çok güvendiği biri var. Ben onu çok iyi biliyorum. Evet. Yani abi annesi Türkçe'de onun ne demek olduğunu seyircilerimiz çok iyi bilirler. Kadınlarla tanışmasına vesile olan biri, evet, var. Evet, evli kendisi şahıs. Kadın erkek. Ona güveniyor erkek. Evli bir erkeğe güveniyor. Evet. Benim ağzımı açtırtmasın. Ben ağzımı açarsam onun arkasında güvendiği adamlar onu alt ederler. O yüzden hiç benim ağzımı açtırmasın. Esra benle beraberken 5 kişiyle beraber de yok. Bir neresi bu yani? Öyle deme. Ama acayip bir telefonda ihbar var. O kişinin adını da biliyorum. Ama burada açıklamayacağım. Sonra bana söyler misin? Tabii ki ben söylerim. Ben öğrenmek istiyorum. Memnuniyetle. Tamam. Ben aradım, o şahısla da görüşmek istedim. Aha. Ben dedim Mahir'in işlerine bak benim minnet. Tabii ki Mahir'in arkasında duruyor. İzin verir misiniz duruyor sevgili izleyiciler? Yayın şey bekleyemeyeceğim. Bir müzik verelim lütfen. Arkasına. Vay 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 vay, Allah'ım vay. Hadi canım. Kur'an çarpsın. Vay vay. Bizzat vay. Bende de şahsının numarası var. Ben de aradım kendisini. Tamam. Ay sevgili izleyiciler, çok şaşırdım. Ona şu anda çok geçiriyorum işte. Yani o ki, isimle ilgili. Öyle bir isim söyledi ki o ismin. Numarası da bende mevcut, gösterebilirim. Tamam. Acayip bir idam. Biz onu bir araştıralım. O ismin Mahir'e ve bu tür erkeğe işte yakışıklı, işte kendini gören Mahir'e falan. Mahir'e değil Mahir. Ay o zaman iş daha da şey. İşte nereye girdi o zaman ya? Mahir o zaman bazı kadınları bu kelimeyi kullanabiliyorduk değil mi? Rütü kuralı yani gibi. O yüzden hiç bel altına, pazarlamak. Bel altına pazarlıyor bazı kadınları. Bir bel altından vurmaya kalkmasın yani beni. Yani vücudundan menfaat sağlıyor, para karşılığı. Of of of. Tabii bir de o şahısa götürüyor. Ay Mahir Beyciğim. O şahıstan sonra da Yıldıray Bey'e götürüyor aynı şahısı, kızı. Evet. O zaman yani
Ya kızları o zaman bu ifadeyi... Ben gözümle görmedim bak, benim duyumlarım. Ama bu kız... Ama çok çok yani her iki tarafı da çok iyi tanıyan birinden duydum. Özür dilerim, bu ifadeyi kullanabilirim zannediyorum. Hem kadınların vücudundan para karşılığı menfaat sağlıyor. Muhtemelen bir de kadınlara, oluyordur. Kadınlara, bedava iş yapmaz Mahir. Kadınlara fuhuş yaptırıyormuş. Fuhuşu bilemiyorum. Fuhuştur bunun adı yani. Vallahi Türkçesini artık bilmiyorum ben yani. Ben doğru kelimeyi mi kullandım rütük kuralları gereği? Hem Özgür. Bu kelimeyi kullanabiliyoruz. İşte tamam. Onların arkasından isimlerini kullanarak herkesi sindirmeye çalışıyor. Ama ben sinmiyorum. Evet ama yani neyse, acayip bir iddia ya. Aa, isim de korkunç. Yoksa ben o şahısı ne adını bilirim ne sanını. Nereden tanırım? Tamam, şimdi başım döndü de başka, şimdi Vahir'in gösterişi hayatla ilgili videolarını vermeden önce bir hanımefendi yayına bağlanmak istiyor. Hanımefendi, hiç ihbarınızı da okumadım. Ne olduğunu bilmiyorum. Yayında sesi duydum. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyi misiniz? Mahir Zedeler'den olduğunuzu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru mu? Evet. Evet, aynen öyle. Nedir? Biz yaklaşık 1,5-2 ay önce, yani 2,5 ay oldu. 2,5 ay önce tanıştık kendisiyle. İstanbul'a geldim. İstanbul'da görüştük. İşte bazı sıkıntılarının var olduğunu, bu gibi şeyleri bana anlattı. İşte sevgilim olduğu için de kendisine güveniyordum. Sonra ben şeye döndüm, Diyarbakır'a döndüm. Diyarbakır'a geldikten sonra kendisi benim ailevi bir mirasi bir olayım vardı. 150 bin civarı bir para miktarı bana düştü. Beni aradı, şey söyledi. Parayı bana gönder dedi, bir araba var. Beraber işte sen de malına mal kat. İşte türüz beraber gibisinden. Yani 150 bin lira istedi sizden, ailenizden kalan. Evet, evet, aynen öyle. Ben de kendisine şey söyledim. İşte parayı hesaba atayım dedim. Bana hesaba atma dedi. Ben senin uçak biletini kesiyorum dedi. İstanbul'a gel dedi. Bir gün de yanımda kalırsın dedi. Seni çok özledim dedi. Sonra ben İstanbul'a geldim. Kendisine parayı verdim. Bir gün orada kaldım. Sonra bir adam vardı. Adamın yanına beni götürdü. Adam iş adamı falandı. Böyle zengindi. Arabası falan vardı. Evet. Sonra bana bir şeyler söyledi. Ben hayır dedim. Ben senin kız arkadaşım, nasıl böyle bir şey yapacağım dedim. Bana şey dedi, ya bir şey olmaz dedi, bak işte biz bu adamdan bu parayı alırsak malımıza mal katacağız gibisinden söyledi. Ben böyle şeyler yapamam dedim. Nasıl yani, o iş adamıyla birlikte olmanızı mı istedi? Evet. Of. Tam üstüne denk geldi. Tam... Ay, hanımefendi kimsen, çok çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra bu arada işte da geçmiş olsun diyorum. Devam et. Teşekkür ederim. Kendisi ondan sonra benim kız arkadaşıma şey söyledi. İşte sen arkadaşım da böyle sen ne söylüyorsun Mahir dedi. Saçmalama dedi. İşte sonra kız arkadaşımla ne konuştular ne oldu bilmiyorum ama o adamla, o iş adamıyla, ki adam yani böyle tanımak 50 bin para verdi adam ona. Of. Tam üstüne geldi, çok iyi oldu. Of. Yani üzgünüm tabii kendi adlarına. Ben kendisini arıyorum sürekli para için. Bana sürekli diyor ki işlerim çok kırılmış. Bir tane kadın çıkmış benim hakkımda konuşuyor. İşte bu kadın bir tür... Muskalar yapıyor. Esra Mahir'e muska yapıyormuş. Almanya'daki hanımefendi de muska yapıyor. Almanya'daki hanımefendi için söylüyor anladığım kadarıyla. Hayır, bence Mahir'in annesi bize muska yap. Çok özür dilerim. Ben de seni mahkemeye vereceğim dedim. Çünkü benim ona para verdiğimin delili var mı delil elinizde? Helal delili olsun. Var ben. Nasıl? Bir bende yok. Annesi yani o, hani para veriyorum, ses kaydı ve kameraya aldım. Gerçi onun için çok rica ediyorum. Hemen gönderir misiniz? Sonra lütfen kimseden de korkmayın. Bakın bir şey söyleyeyim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü şu anda konuştuğumuz olayla ilgili bir araştırma yapıyor. Lütfen ve lütfen kadınlar, sevgili kadınlar, lütfen kimseden korkmayın. Vallahi korkmayın. Ben korkmuyorum. Peki siz 150 bin lirayı verdiniz mi Mahir Bey'e? Verdim. Kendisi bana önümüzdeki ayın 5'ine kadar müsaade istedi, vereceğim de ben. Peki bu önce sizin sevgiliniz mi oldu bu adam? Evet, benim 2 aylık erkek arkadaşımdı. Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? İnternet üzeri tanıştık kendisiyle. Kendisi beni ekledi. Ben Kıbrıs'ta okuyordum. Kendisi beni ekledi. İşte şöyledir, böyledir, cartlı bir sürü şeyler söyledi bana.
gibi kendini çok zengin gösterdi. 3 defa bana para gönderdi hatta. Güvenimi kazandıktan sonra bu parayı istedi benden. Ne kadar para gönderdi? Öncesi güveninizi kazanmak için ne kadar para gönderdi? İsmail diye birinin hesabından 10 bin lira attı bana. Kendi evet. Hesabından atamaz. Biri daha var. İbrahim yok İsmail'di. Bir tane daha biri vardı. Onun hesabından da 15 bin falan attı bana. Böyle ufak miktarlardan atıp sonradan yüksek parayı aldım. Sonra beni engelledi. Ben ulaştım. Seni mahkemeye vereceğim dedim. Bunun gibi şeyler sürekli beni oyalamaya başladı. Sizi tehdit etti mi hiç? Hayır hiç tehdit etmedi beni. Sürekli ben seni çok seviyorum. Şu an sıkıntılarım var. Bu sıkıntılarımı atlattıktan sonra sana her şeyi anlatacağım diyordu. Size evlilik teklif etti mi? Yok ama benim sonum sensin diyordu sürekli bana. Benim sonum o kadar yani size sürekli böyle güzellemeler, aşk, ilan aşklar mı ediyordu? Evet aynen öyle. Sizi nasıl etkiledi? Sosyal medyadaki görüntüleri mi yoksa size vaatleri mi etkiledi? Nasıl kandınız? Ben sosyal medya kullanmasını hiç istemiyordum. Hatta şey söylüyordum böyle sosyal medya niye kullanıyorsun sen koskocaman adamsın gibi şeyler söylüyordum. O da bana şey diyordu bir gün hani ciddiye binerse ben hepsini kapatacağım. İşte beni ailenle tanıştır. Ben ailemle tanışmak istiyorum. Sürekli ailemle tanışmak istiyordu. Ben seni ailemle şu an tanıştıramam diyordum. Beni lütfen dayılarımla tanıştır. İşte sürekli amcamla beni tanıştır. Ailemle tanışmak istiyordu sürekli. Peki parayı tam olarak nerede verdiniz? Ve tarihi bir daha söyler misiniz? Mekanı da söyleyin. İsim bir otel ismi ise otel ismini zikretmeden kayıtlara girsin hayır, diye. Hayır otel daha... ismi değildi. Beşinde ben İstanbul'a geldim. Beş hangi beş? Ekim, Kasım? Geçen ay değil ondan önceki ay. 5 Eylül evet. İstanbul'a geldim. İstanbul'u kendisiyle bir kafe değildi daha doğrusu. Kafeye benzer bir yerde ama kafe değildi. Hangi ilçe İstanbul'da? Küçükçekmece'de. Tamam buraya yakın evet devam. Orada oturduk. Ondan sonra işte yemek falan yedik. Ondan sonra işte arkadaşın evi vardı yakınlarda. Çünkü ben orada abim var. Abime geçmek zorundaydım. İşte orada görüştükten sonra ben abime gidiyorum dedim. Tamam dedi. Hı hı. Ondan sonra bana dedi ki her şey çok güzel olacak dedi ikimiz için dedi. Sonra ben ertesi günü döndüm. Sürekli görüşmeye başladık. Arabayı aldım. İşte satacağım. Büyük kar edeceğiz. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sonra kız arkadaşım beni aradı. Dedi ki söyleyebiliyor muyum onu burada bilmiyorum ama Mahir'in sayesinde çok para kazanmış. Peki nasıl kazanmış? Evet. Ne yapmış Mahir? İşte iş adamlarıyla işte tanışıyorlar. İşte artık ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Yani kızların iş adamlarıyla tanışmasına vesile oluyor. Ama öyle yani iddialarınızı böyle şey yapabilirim, isimlendirebilirim. Peki bu iş adamları evet. Tanınan iş adamları mı? Evet. Ay. İsim vermeyin lütfen. Peki bu en son gittiğiniz iş adamı iş adamını siz yüz yüze görüştünüz mü? Biriyle götürüyor ya sizi. İşte orada. Kendisi yani o adam Mardin'in çok büyük bir iş adamıydı ve tanınan biriydi. Ve birileri onu hani benimle görüşmeme şeyindeydi. Hani ben onu görmemi istemiyordu daha doğrusu. Rahatsız oluyordu. Senin görmeni istemiyor da yani sizin görmenizi yani, istemiyor da şunu ben merak ettim şimdi. Ben onu tanıyıp da bir hani kız arkadaşım oturacak ya hani fazla kızlar beni görmesin gibisinden rahatsız oluyordu. Peki yani şöyle o iş adamıyla birlikte olmanızı istedi mi gerçekten? Ya şaşkınım da. Hayır bana beraber ol demedi. Hı. Biz yemek yiyelim dedi. Sonra ben kalkıp gideyim dedi. Sen işte durumunu anlat dedi. Para aldıktan sonra bana aldım de ben gelip seni alacağım bir şekilde bahane uyduracağım. Peki adamcağız yani neyin karşılığı bu parayı verecekmiş size iş adamı? İşte bir onu bilmiyorum. Onu Mahir ayarlıyordu. Kız arkadaşımla da öyle yapıyorlardı. Peki bu iş adamlarıyla bu tanıdığı kızlar birlikte oluyorlar mıydı? Evet. Siz o kızla yakın mısınız? Yakın arkadaşınız mı? Tanıdığınız Mahir vasıtasıyla tanıdığınız biri mi? Yok benim Mahir aracılığıyla tanıştı daha doğrusu. Yani Mahir'i de tanıyor, beni de tanıyor. Zaten beni büyük bir ihtimal Mahir'e o söylemiş ve bu olanı, bu parayı benden almasını da o ikisi bir olarak yapmışlar.
bir kadından bahsetmiştiniz ya Esra. Bir kadın işte kızları, işte zengin kadınları işte Mahir'le tanıştırıyor, aracı oluyor. Arkasından biz sana böyle bir şey tabii ki yaptıramayacak. Aynen öyle olmuş. Aynen değil mi? Öyle bir kadın, bir olmuş. Kadın, aynen. O kadın herhalde sosyal medyadan şeyle kızları, kadınları ağına düşürüyor. Arkasından güvenini kazanıyor, arkadaş oluyor. Siz o peki o kadınla arkadaş oldunuz mu? Evet. Soy ismini söylemeden ismini söyler misiniz? Ya ben şimdi bakın benim ailemden dolayı ben çok korkuyorum. Hani böyle bir şeyle duyulursam çok kötü, benim için çok kötü olacak. Ve bu parayı verdiğimi de bilmiyorlar zaten. Hani bir de o kızın adını söylersem, o kız çok değişik bir kız. Yani çok böyle nasıl söyleyeyim, çok acayip bir kız. O kızla yüz yüze gelmek istemiyorum. O kız peki kilolu bir kız mı? Evet. Peki. Ben evet. Kilolu bir kız. Evet. Yani bizim de şey yaptığımız... Kilolu dediğimiz hani balık etli. Çok kilolu değil, balık etli. Normalde ne iş yapıyor? Yani bana şey diyordu, ben... araba alıp araba satıyorum. Bana öyle söylüyordu. Yalan, doğru bilmiyorum. Kendisini ben emlakçı böyle... olarak tanıtmıştı. Evet. Aynı kişi değil. Ama yani emlakçılık yaptığını gördünüz mü o kişinin? Hayır, hiç görmedim. Ama sürekli yani 3 tane 4 tane telefon, hiç telefonları susmuyor. Sürekli birileri arıyor, bir şeyler konuşuyor. Sürekli bir şeyler yapıyordu. Bana sürekli uzun siyah saçlı mı? Uzun siyah saçlı mı? Ya boncukları var artık, uzun saçlı mı değil mi bilmiyorum. Saçında boncuk vardı yani. Aynı kişi mi Esra? Acaba bunlar birkaç kadın da olabilir mi böyle birlikte çalışıyorlar? Şimdi Esra'yı da çünkü... Ben tanımıyorum yani o kızlar kimdir. Benim aklımda yani... bir fikir vardı, şimdi burada söyleyemeyeceğim tabii. Önce bir araştırma. Sen benim ne yapmak, anladın ne demek istediğimi. Kiminle paslaşıyor bilmiyorum evet, yani. Ama bir çünkü kadın... ben hiçbir zaman öyle bir konuma düşmedim Mahir karşısında. Mahir'in ilk bana geliş şekli Yıldıray'ın bir kuyumcu dükkanı var. Birkaç tane bilinmiş. Çekiliş vardı. O akşam benim evime geldiler. Yemek yediler. Çekiliş yapıldı. İşte altın falan verdiler. Öyle gitti Mahir. Sonra bana şiirlerini yollamaya başladı. Önce Mahir gönderdi. Evet. O da tam aksini söylüyor. Ben ona kol kanat gerdim diyor. Neyine gelecek o kendine kol kanat gersin. İşte yani o insanlar ortada. Hanımefendi peki o görüntüleri siz kaydettiğinizde şu anda cep telefonunuzda duruyor mu o görüntüler? Ben o görüntüleri vererek kendimi hani riske atamam. Sadece bize vermeyin olur. Ama ben sizden şunu rica ediyorum. Bakın bana vermeyin. Ben anladım sizin can, ya benim o kadar da bir yani bir insanların can güvenliğini tehlikeye atacak kadar bir hırsım yok. Ama bazılarının var. Onlar da kim olduğunu biliyor. Hatta hadsiz ve çok özür dilerim yani neyse siz benim adıma sayın o kişilere. Ben öyle bir insan değilim. Yani insani duygularım ön planda, vicdanım ön planda. Her şey böyle ekran için değildir. Biraz insanlarda iş ahlakı ve namusu olacak. Namuslu insanlara bu sektörün çok ihtiyacı var, o kadar söyleyeyim. Basın sektörünün namuslu insanlara çok ihtiyacı var. Tamam mı? İnşallah yani gün gelecek o namussuz insanlar da ortaya çıkacak inşallah. Ben bu kadar söyleyeyim. Kitabımda da yazacağım seni ya. Yazacağım seni yani. Yazmayan görürsün sen ya. Yazacağım seni ben kitabımda. Kim olduğunu biliyorsun sen. Öyle o benim... Neyse ya fazla konuşmak istemiyorum yani. İkincisi. Anlamadım. Bana mı söylediniz? Hayır size o kim olduğunu biliyor. Sizle ilgisi yok. Mahir de değil bu. Başka birine söyledim ben. Şimdi bana ben şunu söyleyeyim. Hanımefendi onu bana vermeyin. İzninizle bakın bana bakın çok önemli bir çok büyük bir çete iddiası var. Kadınları kızları kullanıyor. Şimdi güvendikleri de bir yerler var. Hepsini anlıyorum. Bana vermeyin. Ama lütfen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sizi arayacaklar. Arkadaşlar lütfen kişiyle, Pınar'cığım görüşür müsün o kişiyle? Çok rica ediyorum. Gizli tanık yapacaklar sizi. Kimliğiniz, her şeyiniz saklı olacak. Ve lütfen Türkiye'nin adaletine, Türkiye'nin polisine, Türkiye'nin emniyetine çok rica ediyorum. Güvenin ya. Kesinlikle. Olur mu? Çok rica ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Şu an izlediğini çok iyi biliyorum ben onun. Evet. Bak o 150 bin benim okul salamımda. Bak senin yüzünden bir senem gitti benim. Ay. Lütfen rica ediyorum benim paramı bana geri göndersin. Ay üniversite öğrencisi misiniz siz? Evet bakın benim bir yıllık okul beraber olduğu yaşa bakın. Ay özür dilerim kaç yaşındasınız? Yaşınızı söyleyin. Ya 23 yaşındayım. Hadi canım. Mahir. Bak şimdi sen o parayı almışsın göndermiyorsun. Ben çok mağdur durumdayım. Ailem bilmiyor.
O zaman bu şey çete üniversite öğrencisi kızları anda düşürüyor. 23 yaş ya. Of çok küçüksün sen ya. A tatlım benim ya. Tatlım. Ya ben artık onu Allah'a havale ediyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben telefonumu satarım. Okul paramı veririm bir şekilde. Bilekliğimi satarım. Ama seni Allah'a havale ediyorum. Ben hem yetim hem öksüzüm. Seni Allah'a havale ediyorum. Peki şunu söyleyecektir Mahir. Dün de bunu aynı şekilde söyledi. Yalan söylüyor diyecektir. Herkes her şeyi biliyor. O da çok iyi biliyor. Bak beni anlatırım. Melek'le neler yaptığını herkese anlatırım. Bu iş adamlarını götürdüğü Melek'ten mi bahsediyoruz? Hayır, o hangi Melek olduğunu çok iyi biliyor. Melek. Bana anlattı ya. Şuradan. Ama ben her şeyi kaydediyordum. Yaşım küçük olabilir ama senden daha zekiyimdir. Bundan emin ol Mahir. Yemin ederim her şeyse aklımda. Yemin ederim seni var ya rezil ederim bütün. Zaten rezil olmuşsun, daha çok rezil olursun. Bu Melek denen kadınla beraber o zaman işbirliği yaparak evet. Kızları ağını düşürüyor. Sonra da... Bir şey soracağım Mahir. Tamam ben anladım. Demek istediğim başka bir madde. Yasaklı madde mi kullanmıştı? Onu sormuyor. Mahir Beyciğim ne diyeyim? 3 yaşındaki bir genç kızın resmen hayatını karartmışsınız. Yani 23... kızınla kaç yaş var Mahir hesap et. Kızın ben 15 yaşında. Ben telefonumu satarım. Bilekliğimi satarım, borç alırım, yine ben bunu kapatıp okuluma yine giderim. Ama sen ıslah olabilecek misin? Allah sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti, polisleri sonra da ben peşini bırakmayacağım. Ben şu an seni Didem Hanım'la beraber önümüzdeki tabii. Önümüzdeki aya kadar bekleyeceğim. Önümüzdeki aya kadar paramı gönderdin. Göndermediysen de ben artık yapacağımı sen çok iyi biliyorsun. Benim paramı önümüzdeki ayın ikisi üçüne kadar benden müsaade istedi. Göndereceğim dedi. Bekleyeceğim. Göndermezsen de ben sana yapacaklarımı çok iyi. Ne oldu konuşmaya karar verdiniz? Ben onun bu şekilde olduğunu bilmiyorum. Ben televizyon izlemiyorum. Ders çalışıyorum. Ben hiç televizyona bakmıyorum. Psikolojimi bozmuş. Ders çalışamıyorum o yüzden. Televizyona öyle bakınca sizin programı gördüm. Şok oldum. O yüzden sosyal medya hepsini kapatmışım zaten. Kullanmıyorum. Bana kullanma diyordu sosyal medyası. Sen benim ciddi düşündüğüm bir insansın. Sosyal medya kullanmanı istemiyorum ben senin. Bana böyle söylüyordu. Peki kaç kızdınız böyle? Yani daha doğrusu Mahir'in bu Melek'le beraber ağını düşürdüğü kaç, yani bir tanıştığın başka kızlar da var mı tatlım? Yok. Hani sadece İstanbul'daki o bayanı gördüm. Melek'le de daha önceden neler yaptığını bana anlatıyordu. Hani ben Melek'i hiç görmedim. Sadece resmini gördüm ve bana bunları işte şunu yaptık, şunu ettik, şuraya gittik, şunu yaptık. Bilmiyorum. Değişik yurt dışından işte bir sürü şey söylüyordu bana. Peki Melek de neler yapıyormuş? Ya ben onları burada söylersem çok değişik. Yani kötü şeyler yapıyorlardı. Hani şu an söylemem de doğru mu bilmiyorum ama. Senin zaten böyle gayri yani şey, bazı cümleler eğer şeyse rütü kuralları gereği işte yani söylenmemesi gereken cümlelerse biz onlara basıyoruz. Sen merak etme ben sadece öğrenmek istiyorum. Lütfen neler yaptıklarını anlatır mısın? Yani alıp işte onlarla dalga geçiyor, kameraya çekiyorlar. Abi bak kameraya çektim seni gibisinden dalga geçiyorlar da diyordu bana. Hayır, ne yapıyor? Kameraya çekiyor insanları sonra görüntülerle tehdit mi ediyor? Onu bilmiyorum ama sadece işte adamlar beni görüyor. Bu şekilde yapınca adamlar beni görüyor diyordu. Ha, o şekilde görüntü vermek istemiyor ve o görüntüsüde çektiği insanlar da anladığım kadarıyla iş adamları, aralarında siyasetçiler var mı merak ettim. Onu bilmiyorum. İş adamları. Yani belli iş adamları. Ya benim en son hani o dediğim adam yanında gelirken korumalarıyla geldi.
Peki tamam öyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söylediler de bana. Tamam öyle yaparız Pınar'cığım. Peki bana şunu söyler misiniz? Sizin arkadaşınızı kaç iş adamıyla birlikte olmaya ikna etmiş? O da benim onun yaşı kaç? Kaç? Normal araba, kız arkadaşım bence daha yeni. Ne? Dün değil ondan önceki doğum günüydü. Hatta doğum günü mesajı attım kendisine. Bir dakika değil. Yani ya, üniversite 1'e falan gidiyor ya da üniversite evet, kazanmamış evet, yani. Üniversite yok üniversite 1'e gidiyor. Üniversite 1'e gidiyor nasıl? Üniversite 1'e gidiyor. Lise son olabilir. Çünkü 4 yıl 17-18 4 yıl oldu da şeyler. O zaman lise sondur ya tatlım. Hayır hazırlığımız var ya bizim. Özel üniversitelerde hazırlık var bir sene. Yani neyse ama 17-18 onu bilemem bazen evet. Ne bileyim erken evet, gitmiştir erken okula gidiyorlar. Onlar da olabilir. Onu karıştırmayalım da. Bir dakika ya 17-18 yaşındaki kızı peki nasıl tanışmışlar? Onu bilmiyorum öyle bir dili var ki bütün kızları kendine resmen ne yapıyor nasıl yapıyor hiç anlamıyorum bile. Yani çözemiyorum. Ya hayır öyle estağfurullah. Babamın yaşında nesine baktım. Baban yaşında olduğunu şimdi mi anladın ya tatlım benim ya? Bir de ablacığım benim babam yoktu. Ben boşluktaydım. Yani baba şefkati, birini koruması, böyle üstüme düşmesi, bu hata, bu şöyle sürekli beni şey etmesi. Hani bu benim bir nevi beni koruması benim hoşuma gittiği için ben ona çok güveniyordum. Yani baba şefkatiyle yaklaşıp sonra sevgili olup sonra iş adamlarıyla bir anlamda ima etmiş. Ama arkadaşın 17-18 yaşındaki kız çocuğunun, genç kızın iş adamlarıyla birlikte olduğunu kız sana söylüyor. Anladığım kadarıyla bir süre sonra yani lüks arabalara falan binmeye başlamış değil mi? Öyle bir şey evet, mi? Evet, bir an, evet. Onu bir anlatır mısın arkadaşındaki değişimi? Ya, kız arkadaşımın en son aradığımda o şeyim var. İşte Mahir'in işte cim sağ olsun gibi. Ya bak dedim başını belaya sokacaksın saçmalama daha ehliyetin bile yok senin. Nasıl sana araba alınıyor? O zaman 17 yaşında. Yani 17'de 18 oldu. Yeni 18 oldu. Bu dediğin olaylar 17 yaşında. Aa inanılmaz evet. Ya. Peki özür dilerim Ankara İstanbul nerede yapıyorlar bu işi? İstanbul. İstanbul'da. Evet. Ama ben bu konuların hiçbirine dahil olmak istemiyorum. Sadece hani ben her şeyi biliyorum. Benim paramı göndermezsen her şeyi anlatırım. Benim paramı göndersin. Başka hiçbir şey peki bir şey özür dilerim ama senin paranı göndereceğini zannediyor musun? Bana bir şey söyledi. Ben annemin üzerine, ben bu hayatta anneme çok değer veriyorum dedi. Annemin üzerine yemin ederim senin paranı önümüzdeki en ikisine ben 150 bin lira bulamayacak bir adam deyip göndereceğim ben sana dedi. Esra sence gönderecek mi 150 lirayı? Ama hanımefendinin bu söylediklerinden sonra elinde anladığım kadarıyla benden daha fazla o olaylarla ilgili görüntü belge var. Belge evet. Var. Dolayısıyla da gene birinden alır yollar. Çok her şeyi belgeledin mi tatlım? Susturmak için. Her şeyi belgeledin mi? Evet. Görüntüler var anladığım kadarıyla. Evet yani o yüzden benim paramı göndereceğini söylüyor. Göndereceğim diyor. Bulur yollar. Bulur yollar diyorsun yani. Ama hani öyle bir şey ki o benim burada dursun ama paramı gönderecek. Paramı gönderdikten sonra da benden kurtulamayacak yani bundan emin olsun. Ama emniyete paylaşacaksın diye tahmin ediyorum lütfen yani. Şu an değil. Param mı gelsin? Param geldikten sonra görecek ama ona neler yapacağımı. Böyle söylersen Mahir der ki o zaman doğruları söylemiyor diyecek. Aynen. Yani biraz yani peki... seninle Mahir'le görünmemiş başka bir hesabın mı var canım? Hayır alakası bile yok. Ben ondan nefret ediyorum. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. Sadece benim paramı göndersin. Ben şu an aileme bir hesap vermek zorundayım. Ben eğer ailem bunu hissederse, şey derse ben çok okul hayatım bitecek. Benim okul hayatım biterse ben de onu bitiririm. Ama lütfen kimseden korkma. Biz seninle de yüz yüze görüşmek istiyoruz. Sadece ben ve ekibim, benim ekibim. Ben görüşeceğim, ekibim görüşecek. Olur mu? Görüşmek istiyorum seninle. Yok ben gelemem. Yani bakın Didem Hanım size anlatamıyorum. Benim ailem öyle hani normal bir aile değil. Yok benim, ekrana çıkmayacaksın. Ben seni ekrana çıkartmam. Bu benim şeyim olur yani sonum olur. Allah korusun ya Allah korusun. Ama kendine dikkat et.
Bak, o da bunu çok iyi biliyor. Bak bu benim ailem duyarsa bana neler olursa ona da neler olacağını çok iyi biliyor. Tamam, bir şey. O yüzden de bunu göndermek zorunda. Tamam, bir şey rica edebilir miyim senden? KADES uygulaması var biliyorsun. KADES uygulamasını lütfen cep telefonu indirir misin bir tane? Ben onun yanına gittiğim zaman onu indirdim zaten. Ben yaşım küçük olabilir ama ondan daha zekiyim. Aferin. Sana soracaklarım var, konuşacağız daha. Ama Sefa Güven'i çağıracağım. Resmi nikahlı eşi Hülya Güven'le işte 15 yıldır evliler. 9 yıl aynı evi paylaşmışlar. Hülya'yı dün biz bulmuştuk biliyorsunuz. Mahir ama bunlara ne yanıt vereceğim merak ediyorum ya. Kafam Mahir'de kaldı. Ama bu arada Hülya da geldi bugün Sefa ile yüzleşmeye. Sefa'yı bir çağırayım. Sefa gelir misin lütfen? Sefa da Nazmiye Hanım'ı seviyor ve ben Nazmiye ile artık evlenmek istiyorum diyor. Gelsin. Gel Sefa'cığım. Selam, hoş geldin. Hayırlı. Yanıma gel, gel. Beraber şimdi böyle. Şimdi Hülya'yı bulduk. Evet ablam. Buraya getirdik. Sağ olun. Birazdan yüzleşeceksiniz. Arkasından da. Arkasından da bakalım inşallah anlaşmalı olarak sizi İnşallah. Boşanmanızı sağlayacağız sevgili avukatımızın da desteğiyle. Hülya'yı da görmek ister misin? Hülya da diğer stüdyoda. Hülya'yı bir görebilir miyiz arkadaşlar? Yanıma, ben size bir şey yapmam. Yok, sana ya. Yanıma ya. Gel ya. Bak Hülya sana el sallıyor. Ay. O da bak Sefa da sana el sallıyor. Salla o zaman eli madem öyle. Evet. O da sana el sallıyor. Tamam. Nasıl bir yayın olacak? Karı koca bir önce bir konuşacaksınız. Sonra bir uzlaşı olacak inşallah. İnşallah. Bakalım Mahir de bu iddialara ne yanıt verecek? Yayından sonra konuşacak mısın, konuşmayacak mısın merak ediyorum. 23 yaşındaki bir genç kız neler söyledi? 17-18 yaşındaki genç kızlara da fuhuş yaptırıyor musun? Mahir acayip iddialarda bulundu. Bir araya gidelim, devam edelim lütfen. Acaba kimle evlenmiş? Ailesi, bir bilgin var mı? 6 yıldır ortada yoktu. Didem Arslan Yılmaz buldu. Getirsin. Rapor getiriyorum, rapor. Getir. Sefa'nın karısı Hülya ilk kez stüdyoda. Onun psikolojisi bozuk. Konuş. O adamı bırak. Sefa ve Hülya boşanacak mı? Ben çok darbe gittim. Oraya gelince ağamı gözümü göstereceğim. Ne? Sefa'nın hayat arkadaşı Nazmiye, Hülya'nın iddialarına ne diyecek? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Sevgili Sefa Güven işte Hülya'yla 15 yıldır evliler. Hala resmi nikahlı eşi. Fakat iki tane de çocukları var. Fakat sonrasında işte 9 yıl sonra yollara ayırıyorlar. Dün Hülya'yı canlı yayında bulduk, getirdik, Allah'a şükürler olsun. O da aslında boşanmak istiyor. 9 yıl sonrasında işte yollara ayırmışlar. İki tane çocukları yurda gidiyor biliyorsunuz. İkisi de ayrı ayrı hayatları var. Bir araya gelip şimdi boşanmayı bakalım becerebilecekler mi? Ama Hülya diyor ki Sefa'nın bana yapmadığı şey kalmadı diyor. Sefa da ben hiçbir şey yapmadım. Bunların hepsi Hülya yüzünden oldu diyor. Hülya burada. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Gelsin mi hemen Hülya? Eşin geldi. Burada. Eşinle yüzleşmeye hazır mısın Sefa? Tabii ki. Evet. Ama şöyle yapalım. Ben çünkü seni sol tarafa alayım lütfen. Karşıya gelir misin? Buyur. Sen karşıya, Hülya'yı karşımıza alalım. Peki. Olur mu? Karşıdan olur. Böyle birlikte Hülya'yı daha rahat görelim. Sen de Hülya'dan boşanırsan Nazmiye Hanım'la evleneceksin. Allah razı olsun. O da eşinin, beyefendinin adı neydi? Halil'di galiba. Halil'le evli. Çok da seviyor Halil'i. Arkadaşlar hazır mı Hülya Hanım? Alabilir miyiz? Hülya'cığım gelir misin lütfen? Hoş geldin. Şöyle gel. Nasılsın? İyiyim vallahi, bir yaramaz durum yok. Çok güzelsin, gözlerin ne güzel. Hoş geldin. Hoş gel bakalım. Bence 5 yıl sonraki bu bulunma büyük bir alkış hak ediyor. Bir endamıyla geldi Hülya. Ev şu tarafa kadar otur. Sola otur, gel ben şuraya kadar. Bak hayır burası, gel kız. Aa, şu köşeye otur. Senin yüzünü böyle ben. Heh, burada otur, iyice yanaş. Karşıya doğru bak. Sefa yıllar sonra görüyorsun karşında. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun Sefa'yı? 5-6 yıl sonra gördün karşında. Evet. 15 yıllık resmi nikahlı kocan.
Nasıl bir adam Sefa? Ben... Ne oldu? Bir şey olmadı ablacığım. Sefa'yı karşında görünce dün memlekette öyle yapmıyordun, böyle bayağı ahkam kesiyordun. Geleceğim, geleceğim oraya diyordun. Hı? Kızgın mısın Sefa'ya? Evet ablacığım. Neden kızgınsın? Anlat. Yok öyle bir kızgınlık değil mi? Öyle bir hareket hareket olmaz. Ben ona Allah... Ben boşanmak istiyorum. Ben bıktım o sandım. Çocuklarımı görmek istiyorum efendim. Tamam. Evet. Sefa nasıl bir... Nerede tanıştınız? Bir anlatır mısın Sefa? Seni kaçırdı mı Sefa? Hayır, kaçırmadı. Kaçırmadım diyor. Kaçırdı mı? Zoruna görücü geldiler efendim. Zorla. Ben istemedim. Evet. İşte... Benim kızı o zaman... 15 yaşındaydım efendim. Küçüydüm o zaman. Hayır hayır. Küçüydüm. Hatırlamıyorum. Yok yok. Hayır hayır. Küçüydüm. Bu adam da 50 yaşındaydı. Şimdi yüzümde yaşı. Şey yapmayalım da kendisi biliyor. Şu anda 70 doğumlu ama. Bu benim yaşımı küçüktü biliyor musun? 83 doğumlu yazdırdı. Ben 87 doğumluyum. Öyle bir şansım var mı benim ablam? Yani kendisi yazdıramaz. Böyle mahkeme yazdırır da. Peki o eve gelin geldikten sonra düğün yaptı mı sana Sefa? Nikah. Yaptı. Ben inkar etmem. Ha, onları yaptı. Düğün yapmadık. Gelinlik giydirdim. Ama gelinlik giydirmiş. Evet. Bir öncekine... Nasıl bir kocaydı peki? Çekinme, anlat. Ama uyaklar kötü. İyiydi de vururdu. Konuşma bak. Ne zaman alkollü gördün beni? Allah ben için konuşma. Hiçbir zaman yalan... Arabanın üzerinde değil miydin? Tamam, sen Bincin beni üzerinde. Bitirdin. Hayatını sen geldin bitirdin. Dedin annem Gil beni dövüyor, abim Gil dövüyor. Annem neyi dövmedi? Benim beni ailem sahip çıktı. Himcağa kadar ben kayboldum da... Arayıp sormadın 6 yıl senin veya yüzünden... 5 yıl. Beni aramadın da hincim aklım başına geldi senin lütfen. Yüzündeki... Böyle ömrümde görmedim. Hincim aklın başına geldi. Benim karşıma çıktın da böyle hareket ediyorsun. Hinci bu seyircilerimiz inansın. İnansınlar. Özür dilerim ablacığım. Kusura bakmayın. Ben zayıfladım. Ben çocuğumu 5,5 senedir göremiyorum. Niye gelmedin? Göremiyorum. Bu adam göstermiyor, kandırdım diyerek çocuk yurduna veriyor, bakım evine. Çocuklarını sen döverekten aldılar. Hayır, ben vurmadım. Vurmadım. Kesinler mi çocuklar buraya? Vurmadım. O çocukların kafasını yıkadım. Çocukları doldurdum. Neden? Çocukları doldurdum. Neden? Anne anne deme dedin. Şeye şey demedim. Yalan konuşma. Ben yalan konuşmam. Hiçbir zaman yalan konuşmam. Allah. Kocam çok iyi. Tamam. Halim Türkmen. Tamam. O da ne biraz güzel. Sonra gelecek. Gelsin. Çok iyi. O senden bin kat iyi. Bak kahvaltısı yapıyorduk. Geliyordun arkadaşının hırsını benden alıyordun. Hangi arkadaşımın? Arkadaşların hırsını çalıştığın yerde. Hangi çalıştığın İki yerde? İki de bir kafama vuruyordun. Ne ben... Terbiyesiz de konuşmak istedim şey, ablacığım. Yaşadıklarını anlat ama. Evet. Küfür. Ablacığım. Ne için küfür ediyordum? Neden biliyor musun ablacığım? Söyleyeyim mi? Söyle. Ay. Deli olan deli. Efendim seyircimiz. Deli olan deli dağda gezer. Evine bakamaz. İşine bakamaz. Dağlarda, şunu söylüyormuş. Akli dengesi, o kelimeye basıyor musunuz? Bana söyleyin ki ben izleyicime açıklayayım yani. Buyur. Akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyip onu şey yapıyormuş yani, aşağılıyormuş sürekli. Kötü sözler söylüyormuş. O da diyor ki akli dengesi yerinde olmayan insan diyor, bu kadar Hayır çocuk efendim, yapar mı? Benim aklım dengem yerinde. Ha. Benim aklım dengem yerinde. Benim kanlarıma, yaralarıma Halil Türkmen sardı. Ben onu çok seviyorum efendim. O iyi bir koca çıktı karşıma, bundan bin kat iyi. Allah hayrını ver. Sefa'dan daha mı iyi? Daha iyi efendim, ben onu seviyorum. Nesi daha iyi Sefa'dan? Sefa'dan daha iyi. Ben bunun sopasını yedim, onun sopasını yemedim. 4,5 sene gelin gittim ona. Düğünümü de yaptı hatta. Ama yapamaz şimdi, sen giydirdi. Önce boşanacaksın, ondan sonra evleneceksin. Ama şimdi ben boşanacağım, boşanmak istiyorum efendim. Tamam. Uzatmak istemiyorum. Ben bıktım.
Ben bundan kurtulmak istiyorum. Ben buna peki, artık sevdim dur. Azimle seni gönderdiğimde ben Bursa'dan niye geri tekrar geldin? Bak, ben kötü şey insandım. Sefa bir şey soruyor. Sen Azim'le gönderdin ya aşağı Emine ablanın evinden. Evet. Topladın eşyaları gittin. İki gün sonra neden geldin? Ben kötü insandım. Yeşilay'a geldin ya, aradın ya ben oradan. Bir ablayı arattırdın ya. Ondan sonra bir daha niye geldin? Ben kötü insandım. İftira etme. Benim babam yaptı. Tamam, ne diyelim? Benim babamın ana, ailem... Bak dinle, dinle. Babamın ana, ailem çok insan. Neden biliyor musun? Yüzüğü küpeye attı o adam. Sen de geldin kapıda yattın. Ben Hülya'mı kimseye yar edemem dedin. Demedin mi? Onu demiyorum bak. Yok dedin öyle bir şey olmadı da. Onu dedin. Tamam. Ha, onu sen, dedin. Azim'le seni gönderdim ya şeye, kardeşinle. Evet. Nevşe'yle. Eşyaları topladım yeter. Benden bu kadar dedim. İki gün sonra neden geldin ben kötü insandım? Neden kötü insandın? Neden diyor. Geldin? Ben yuvam bozulmasın dedim. Çocuklarım var dedim. Çocuklarımın için baktın, kartlarım geldin. Efendim. Hülya'cığım. Bursa'da bir bağlı bağlı. Hülya tatlım benim. Kaç neden bir dakika dur. Neden kavga ediyordunuz? Niye kavga ediyordunuz? Bu kendi kavga ediyordu. Neden? Bak bunu da demiş duydum televizyonda. Kendi başına konuşuyor mutfakta. Ama efendim konuşabilir. Nasıl konuşabilir? Sen mi konuşuyorsun mutfakta? Ben konuşabiliyor musun? Ha. Halil Türkmen'den inanmıyorsanız biraz sonra tamam, gelin ondan sonra. Sevgilinle konuşuruz. Peki evet. Evde sürekli komşularla kavga ediyor musunuz? 7-6 tane efendim, ev değiştirmişsiniz. Benim eltimden de sor. Bir dakika durdu. Komşularla kavga ediyor muydun sen? Ben komşularımdan kavga etmiyordum. Hep hepsi kavga ediyorum öyle diyor ben Sefa. Ben izimi de veremem. Ben adresimi de kimseye veremem. Verme. Hayır, Sefa ile evliyken komşularla kavga ediyormuşsun. Hayır, Sefa ile aynı evdeyken. Hayır. Önce kardeşim de gelir. Hayır öyle gelecek, bir şey yok. Gelecek onlar da gelecek. İftira ediyor. Yalan. Keş bacılarım bu adama inanmayın. Bu adam... İnanmayın. Sen kaç tane aldın? Bir tane. Bunu inan ikinci, üçüncü koca oluyor bana. Bir daha açık, bir daha açık. Üçüncü koca. Dört yap gel. Halil Türkmen bir, sen iki, İzmirli üç. Bir de şey, Karacöreli'ni. Ne? Dur. Kardeşim, benden uzak dur. Tamam, uzak duruyorsun sen. Uzak dur. Ben senden boşanmak istiyorum. Tamam. Peki, uzatma bu arayı. Uzatmıyoruz, Hülyacığım, tamam. Bitti. Hülyacığım eve peki para getirmiyor muydu Sefa? Getir. Gelmiyordu 15 sene. 15 Tek sene. Tek başına beni eve koyuyordu. Gemici olsa bile. Dur be. Emin Aslan'la da kavga etti. Dur. Evden kendi eşyalarını attı. Tamam, sen de susturabilirsin. Sen bir dur. Ben durdum hadi. Sen gayet güzel susturuyorsun. Bana gerek İmine, yok. Saat 12.30'da bacım. Daya sopa attı. Sevgi de vardı komşu Gülizar abla. Fatma abla Bursa'da. Kafama vurdu. Bu da beni öğretti. De ki beni dövmedi kocam. Jandarma getirdiler. Konu... Zaten mahkemeniz var ondan sizin. Senin mahkemen var. Senin var, benim değil. 29 sene mahkemen var. Sen niye beni şikayet ettin? Ben Hülya şahısı dövmedim. Kendi başına vurdu evet, da. Ben dövmedim yere niye sana ben gideyim değil, karakola ki? Sen iftira etmişsin. Kime? Bir kadın olan. Kendi kafama mı vuracağım? Biz atalım. Allah'ın verdiği canı ben alamam. Sadece Allah alır. Duydun mu? Sen... Biliyorsun değil mi? Benim hocam gelecek biliyor musun? Halil Türkmen. Namazından yazında. Çok iyi. Halil'le Sefa'nın farkı ne? Benim kocam iyi. Ben onu seviyorum. O zaman da bana iyi diyordu abla. Benim sana mı iyi diyordu? 4,5 sene kalmış. Oldum daha onun dayağını sopasını yedim. İzmir'de 2 hafta kalmış. Ama Sefa diyor ki ben onu hiç dövmedim diyor. Yalan söylüyor efendim. Onun sopasını yedim. Belki 1-2 sene yalan olmuştur. Söylüyor. Ama öyle olur mu 1-2 Sefa yani? Vurma, yalan vurma yok. Ne oldu abla ne sen diyor? Sen şimdi... 1-2 defa böyle yani bir şeyler yaptım ama çok... Sen kıskandın. Kıskanan herkes sevmem. Ama sen güzel bir kadınsın. Ben sana nasıl kıskanmayayım? Ne? Nasılsın tabii. Benim güzelimi sen harcadın. Ben güzel değilim. Benim kocam dışarıda. O güzel diyebilir.
artık benim elime. Sen daha şu an el benim. Değmez. Sen benim ahirette kardeşim oldun. Tamam, hayır diyor ki Hülya, o kadar güzeldi ki ben onu çok kıskanıyordum diyor. Ama güzellik önemli değil. İnsan huyu ahlağı önemli efendim. Tamam da. Ne yapıyordu bir tane? Ne yapıyordu seni kıskanıp? Dövüyordu, vuruyordu. Yalanız, nasıl yani? Vuruyordu, kafama vuruyordu. Vicdan. Efendim, dur şöyle var. Yok ben bir şey yapmam. Yok ben... Şuramı yoldu. Göstereyim şöyle. Koy yalanın bastığını. Bak şöyle, bak şurasından. Şuramdan yoldu. Şuramda ağrıyor, inanmıyorsanız bakın. Bak bakalım. Bir bakın. Bir bakalım. Şurayı da açabilirsiniz. Kafana keserim kim vurdu? Saçım büyümedi. Ben doktora gittim. Tedavi gördüm, ah, büyümedi. O ilaçlarımı da getirebilirim. Şeyma abla. Evet. Beynimde. Abla, saçlarım mı? Beynimde su var daha. Başında bir şeyler su vardı. Su topluyor. Ama benimle bilgisi yok ablam benim. Allah Allah. Onları ben yapmadım diyor Sefa. Yaptı ablacığım, yaptı. Yemin ederim. Çocuklarımın üstüne yemin ederim abla. Rapor aldın mı peki hiç? Ben rapora aldım. Orada... Nevşehir'de kaldı ablacığım. Hmm. Nevşehir'de rapor. Nevşehir'deki raporu al söylüyor. Peki iki tane... Darbe raporu Nevşehir'de. İki tane çocuğunuz Hinci, var. O abla... Neyse onu da demeyeyim. O hanımefendi bay bayan getirecek o raporu. Hinci nasıl ortalık Nevşehir'de kim dövdü seni? İlk gittiğin hafta. Kim? Dedin ya sen orada beni dövdüler, karakola gittim, annem gibi de şikayet ettim demiştin ya. İlk gittiğin zaman, geldiğinde. Sonra bir geldin, iki gün. Kim dövdü beni ki? Sen biliyorsun. Beni kimse dövmedi. Sen dedin. Ben ne zaman dedim? Azim seni bak, götürdüğünde annem bir beni dövdü. Sen evlendiysen sen zamanında evliymişsin. Sayın seyirciler şeydin. Sen zamanında evliymişsin. Ben seni bilemedim. Bana komşularım söyledi. Evliymişsin. İkide bir kaçar git. Bir dakika. Nazmiye yeni tanıştılar. Nazmiye tanıştık. Şu an yeni tanıştılar Nazmiye ile. Yeni mi tanıştın? Tabii, sen beni sevseydin evlenmezdin. Sen evlenmişsin ama. Niye evlenmeyeceğim? Senin bekleyeceğim canım. Sen benden önce evlenmişsin. Seni mi bekleyeceğim? Seni mi bekleyeceğim evlenmeyi? Doğru söylüyorsun. Seni bekleyemem. İstersen beşinci koca olsun. Her gün evlenirim ben. Tabii. Ben bir özgür kadınım. Resmi nikahlı kadın da olsam evlenirim ben. Boşanır evlenirsin. Diyorsun. He. Boşan evlen. Boşan evlen tabii. Zaten boşanıp da evleneceğim. Yasaları var ya Türkiye'nin. Evet, yasalara göre boşanman lazım önce. Resmi nikahımı da hemen çıkartmam lazım. Peki çocuklar evde doğduktan sonra... O çocuklarıma ablacığım lafın önüne geçtim. Estağfurullah. Çocuklarımı ne analığın eline ne de öz babasının eline çocuklarımı koruma altına alın. Rica ederim devletin koltuğun altında olsun. Devlet ona bakar veya 18 yaşında veya 19 yaşında. Anne anne derse Allah razı olsun. Demezse yine Allah razı olsun. Benim çocuklarım orada dursun, orada büyüsün. Ben onu sen niye istemiyorsun çocukları yanına? Çocuklarım canı tehlikede. O kadın bunun bağırmaya da hakkı yok. Benim çocuklarıma bağıramaz. Senin gibi dövmüyor yani. Çocukları. Bağıramaz. Bak duydun mu? Bağırama çocuklarım. Bir şey dedi Sefa. En azından senin ne gibi biliyorsun dövmediğini? Mustafa'nın bir gün buraya hatırlıyor musun? He de ne biliyorsun dövmediğini? Lütfen ben rica ederim yanımda... sesini kesebilir misin? Peki kestik. Ne biliyorsun dövmediğini? Ben ne biliyorsun? Hep yanındayım. Ha? Sürekli. Hadi sen işe gidiyorsa. Yok işe. Hadi yok, yok, çocuğa yok. Vuruyorsa. O sende var. Sen bilemez. Sende var. Sende var. Sende var lütfen. Sen buna yat kalk dua et elini öp. Beni. Mosmor var. Hanımını söyleme bana. Evlendiyse. Olsun. Allah, Allah razı olsun. Mutluluk versin. Hülyacığım. Çocuklar doğduktan sonra Sefa çocuklarla seninle ilgilendi mi? O zaman ilgilendi ablacığım. Hı, baktı çocuklar. O zaman ilgilendi. O zaman güzeldi bak. Hı. Çocuklar doğduktan sonra güzelmiş. O zaman çok güzeldi. Bilmiyorum Allah bunun yardımcısı olsun. O şey var efendim. Bir su içen insandan. Su mu içiyor? Hmm. Öyle de. Alkol aldığı için çok susuyor diyorsun. Evet, dudağı da kuruyor. Dudağı kuruyor. Sürekli vinç üzerinde. Tütün nedir bilmezdim Tütün diyor. Nedir bilmezdim.
avrat da demedi. Şu dışarıdan Halil Türkmen gelecek, avrat deyin, ağzından avrat çıkıyor. Gel Hülya. Onun gözüne bak. Tütün içti. Ben ne yapayım? Sana tütün içirdi. Tütün diyeceğiz ona biz. Evet, tütün. Kurallar öyle, televizyon tamam, kuralları. Abicim. Sana tütün mü içirtti zorla? Evet, zoruna. Kim içirtmiş? Tütün içirtti. Sen yapmışsın. Ben şimdi o zaman... Benim kardeşim de ailem de çok iyi. Peki, benim ailem alkol, öyle bir kötü aile değil. Alkol içirdi mi sana? Bana bunu dedi... Alıştırdın da bir de ona mı alıştırsaydın? Kim öğretti seni böyle bunlara ama konuşmaya? Ama hiç kimse öğretmedi. Kimsenin aklıyla, kimsenin şeyiyle tamam. Şu sayın seyircilerin yaptım abla. Karşısına çıkmadım ben. Ben onu buraya da gelmez. Bulmuşsun. Belki de başka. Hülya, Hülya'cığım canım benim. Ben evlilik programı yapmıyorum. Bu evlilik programı değil. Oradan buldum. Ha, peki bana şunu söyler misin? Sen evde yemek yapıyor muydun? Çocuklarla ilgileniyor muydun? Yapıyordum ablacığım. Hmm. Bu yalancı. Yapıyordum. Kahvaltı. Yapıyordum ablacığım. Zeytin. Sana söyleyeyim. Ben bir söylesin seni. Nohut. Kıda, kuru kıda almazsa bir erkek. Aldıklarımızı. Alışveriş almazsa bir erkek. Komşulara dağıtıldın değil mi? Yemeği nasıl pişirme ben? Sen konuşmasayın ha. Bir dakika aç mı kalıyordunuz? Konuşmadan anlaşamayız. Ha? Ben seninle peki, konuşmak istemiyorum. Peki annen ziyarete geldi ya yanına. Yeşil'e ya. Ben senden o korkuyorum. Kadınları niye kovdun evden? Neden korkuyorum? Korku altında yaşıyorum. Tabii. Jandarma var burada. Hepsi güvenlik var de var. Hepsi de var. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Hülya, bir şey yapayım mı? Bir dakika Hülya'cığım. Eve şey almıyor muydu? Gıda almıyor muydu? Yok efendim. Yok. Ne yiyordunuz, ne içiyordunuz? Her gün kahvaltı, sabah, akşam, öğlen, ilkindi. Her kahvaltıda ne yiyordunuz? Evet. Kahvaltıda ne yiyordunuz? Kahvaltı zeytin, peynir, yoğurt, başka da yok. Başka öyle yemek yok, et yok, hiçbir şey yok. Ekmek yok efendim. Makarna, un. Hiç efendim. Hiç yok onları ablacığım almıyor muydunuz? Yok ablacığım. Sabah akşam almıyorum. Peynir, zeytin. Evet. O çay. Bile, evet ablacığım. Onu bile almıyordun belki de. Yalan söyleme, çay. İnanmıyorsun. Halil Türkmen himce gelecek. Ben anlatır. Sütüm kuşuyla besleniyorum, balın sütüyle. Ah şimdi öyle mi besliyor? Evet. Bal sütüyle. Evet. Yani arı sütüyle. Hayvan da yaşatıyorum. Hayvanım da var benim. İneğimi sıkarım. Sütçüye sütümü veririm Allah'ıma şükür. Aa, ne güzel. Ha, köydeyse kavga olmuyor da demek ya. Ha. Şimdi anlaşıldı. Bak Sefa bir şey söylüyor. Ne diyorsun köyde Sefa? Köyde olduğum için kavga olmuyor değil mi? Köy evleri büyük biraz. Bahçesi de var. Kime? O yüzden kavga yok orada. Ne diyecektin ablacığım? Ben bunu şey diyorum biliyor musun? Anlamadım. Çocukları hiç özlemedin mi? Çocukları özlemesen benim ne işim var burada? Sonra ben getirtirdim seni buraya ablanın sayesinde. Tamam. Benim ondan, ne işim var burada? Ondan önce niye aramadın gelmedin? Sen var... Ne? Muhammed neyi Mustafa'yı aramadın? Nerede? Aramadın mı? Sordum. Ne, kime sordun? Kayseri'ye gittim. Çocuklarımı aramaya gittim. Kayseri'de değil çocuklar. Bursa'daydı. Ha? Kayseri'den Bursa'ya bindim ben. Sen demedin mi defol git. Ananın evine git. Burada görmeyin. Çabuk oraya ben, benim, gittin. Beni gelirsen ben seni abin Hazim'le gönderdikten sonra kardeşinle... İki gün sonra gelirsen, üç gün sonra bir daha gelirsen, düzeni bozarsan ben de evi dağıttım senden kurtulmak için. Ben de senden kurtuldum. Üç şükür çok işte. Şükür Allah'a. Çok şükür Allah'a. Bak kurban olayım bak. Amin. Amin ha. Amin. Bura bura bak. Halil Türkmen hocam öğretti gelecek. Öğretti değil mi? Kafana vuruldu ha. Halil, şu anki sevgilin Halil ne iş yapıyor? Yakışıklı adam. Onun kadasını alırım. Onun dınlığına kurban edeyim. Saçları da var. Saçları da var. Tabii. Sen kel kafasın. Ben kel kafayım. Yaşlısın sen. 70 yaşındayım değil mi? 70 yaşındasın. Tamam. Yaşlısın. Ha yoksa Hülya gibi 36, 37 veya 38 yaşında mısın karşıma çıkarak? Sen 70 yaşındasın. Ben ihtiyar insanım. 70. Evet. Halil çok mu yakışıklı? Halil'im yakışıklı. Seviyorsun. Çok seviyorum. Nesini çok seviyorsun Halil'i? Sefa'yla. Sefa'yı sevmedin mi o kadar? O... Beni çok sevdi abla. Ha sevdi abla mi? Abla şunu susturabilir misin? Beni sevdi diyor. Utandın mı? Ablacığım. Hani ya ama on geçmiş bir gitmiş. Bir şunu söyleyeyim ablacığım. Adama söylemeyiz. Ağladığım yerler oldu. Şey ettiğim şeyler. Bazen ben ağladım. Bazen Halil Türkmen. Kanlarımı sardı, yaralarımı sardı ablacığım. Ağlama avradım.
İnşallah çocukların karşına çıkar. 18 yaşında seni bulur. Her gün yanımda oldu. Yorgan nedir bilmezdim üstümde. Battaniye nedir bilmezdim. Aman avradım sen üşüme kuzum. Aman sen hasta olma. Ateş olsam, her şey olsam hiç durmadan doktora götürür ablacığım. Hmm. Ben öyle bir doktor hekim görmedim. Abla bunun çocuğu olmuyordu. Sefa götürmedi mi doktora? Bağcılar Hastanesi'nde. Hayır, görmedim. Bir de para verdim, tedavi ettirdim. Bir de ablacığım bunu söyleyebilir miyim? Yani önce onu söylesin, sen bekle. Bağcılar Hastanesi'ne gittim, sen ağlıyordun, çocuğum olmuyor. Yalan söyleme. Beni götürmedin mi orada? Benim çocuğum olurdu. Olmuyordu yalan işte. Söyleme sayın seyirciler, bunun lafına inanmayın. Bu yalan söylüyor. Evet. Efendim doktoru kandırmış, doktora para vermiş. Hülya Güven'e söylemeyin. Ne? Halil Tükmen'e gittim, çocuğum bağladın olmadı. Öyle bir şey? Tabii, öyle. Çocuğum olmadı. Yemin ederim. Ben ilaç da kullanmıyorum. Artık benim çocuk kocam iyileşti için. Hayırdan evet. Çocuk mu yapmak istiyorsun? Evet, çocuk yapmak istiyorum. Bunlara çok baktın ya. Çocuk yap. Çocuklu Mustafa ile Muhammed'e. Konuşma. Pardon, özür dilerim abla. Konuşma. Araya girdim. Bir daha yap. Hülya, az önce bir şey söyleyecektin bana. Halil'le mi ilgili söyleyeceksin? Evet. Söyle ama bakayım. Beni unutturdu efendim. Hatırladın mı? Halil deyince... Sefa'yı da çok sevmişsin öncesinde. Öyle ben, diyor Sefa. Doğru ablacığım. Ben, sevdin mi? Ha, aferin, açık söz. Ben diyemeyim ablacığım. Ben... Geldiydi görücü, ben o zaman görür görmez aşık olduydum. Görür görmez aşık evet. Oldun. Nesine aşık oldun o Sefa? O zaman sevdiydim. Utanma ya. Utanma, ne olacak? Sevgi güzel bir şey. Görür görmez nasıl aşık oldun Sefa'ya? Ablaya, annesi gidip odaya bunu kapatıyormuş abla. Çıkartmıyorlarmış. Yalan ablacığım, şöyle var, beni kandırdı tatlı dilinen güler yüzünen, saygı sevgi. Ben de dedim ki çok şükür Allah dedim, iyi bir kocaya düştüm dedim. Bu dedim 4,5 sene, 5,5 sene. En uzun da bizde kaldı yani. Ben dedim ki aklını başına topla, biz yuvamızdayız, çocuklarımıza sahip çıkarım. Sosyal yardımdan bana da geldiler. Hı? Oturduğum yeri de söylemeyeyim. Söyleme. Bıktırmış oradaki şeyler. Hazır mısın görmeye dedi. Halil Tükmen de dedi ki ben kendi çocuğuma bakamıyorum ki dedi. Benim maddi durumum olmadığı için dedi. Yengesi büyüttü dedi. Ha. O... Halil'in çocukları mı var? Evet. 19 ya yok çare 19 yaşında çocuk yeni sene askere yani gidecek. Halil'in maddi durumu yerinde olmadığı için senin çocuklarını istemiyor mu? İstemiyor. Sen istiyor biz, musun? Efendim ben gücüm yok bakacak. Nasıl bakacak yok? Onlara ama bakacak babası bir var, hafta iki hafta gelsin görürük ya da 15 gün dursun hiç ya da bir ay iki ay dursun. Hiç özlemedin mi çocukları? Özledim, özlemez olur. Ay ağlıyor ya. Ağlas. O mazburluktan. Ne oldu? Ağlama Sefa. Mazburluktan ağlıyor efendim sayın sevçiler. Yalan söylüyor. Siz ona inanmayın. Benim çocuğumu göstermedi. Bir anne olan anne içim İkisini yanıyor. Görebilir miyim ekranda lütfen? İçim, içim yanıyor. Ben çocuklarımı sevmez olur muyum? Ben neden buraya geldim? Bana demiş ki Hülya Güven şahıs. Kayboldu. Artık ben güvenliğim. Artık güvenlik bir şey bitti. Dur, niye ağladın? Şimdi bak ne diye fakir garip bir şey deyince bunu eziyorlar orada gene. Bak annesi gibi olsun. Yani gerçekten bu doğruları söylemiyor. Bir rahatsız ama kötü de ben doğruları söylüyorum efendim. Yalan söylüyor. Yani, çocukları benim... alamayacağım dediği zaman mı ağladın öyle? Yok. Çocukları zaten vermem ki bu kaç. Bu gözyaşları şey var. Tamam bu gözyaşları Hülya için mi? Ona üzüldüm. Ha sana üzülmüş, sana ağlamış. Bana hiç de üzülmesin canım. Benim kocacığım var. Tamam. Halil Tükmen. Artık ben seni sevmiyorum lütfen.
Ben senden boşanmak istiyorum. Sayın Sencer, bu adamdan bıktım. İstemiyorum. Ha, benim çocuklarımı getirsin. Özlem çekiyorum ben. Ondan zayıfladım ben. Çocuklar böyle bir kadın değildim. Bakın Sayın Sencer, ben böyle bir bayan mıydım? Allah rahatsız işte. Abi. Böyle bir insan mıydım ya ben? Çocuklarımı getirsin, özlemim gitsin, kucaklayın, öpün, sevin. Bir daha göstermezse, göstermezse. Her zaman görüşürüz. Hayır. Niye göstermem? Hayır, öyle deme. Görürsün çocuklarını. Maskalarını seveyim. Hayır, özlemiş ama ya. Özlemiş. İstediği zaman görebilir ki. Ama karıştırmadan, düzeni bozmadan. Kimsenin çocuğunu kimseden biz esirgemedik. Özlemiş ya. Ben çocuklara 8 yaşına kadar kendim baktım. Atlarını kendim değiştirdim. Yalan söylüyor, ben büyüttüm onları caminin parasıyla. Çalışırken bak, iş yerine. Caminin parasıyla. Herkesin parası. 7 yaşına kadar, yani. 3 yaşına kadar. Yok mu bağlanan bir? Ona doğru anlat, seni de görsün. Ben dilencilik büyüttüm. Yaptırdı diyor abla, bana. Ne işimiz olur abla? Biz, yalan ablacığım, abla. Yalan. Şimdi işim bozuldu benim. 1991'den beri firmam var, bilinç firmam var. Daha sonra gene kurdum. Bu geldi, işim allah bullak oldu abla. İnan Allah'a bak. Yalan Feli, desin. Karakola Feli gitmekten fırsatım yoktu abla. Bir şey söyleyeceğim. Deminki gözyaşları kimin için? Bu adamın için değil. Ben öyle düşündüm. Yanımda oturan şahıs için değil. Ya sanki bu karşılıklı böyle yaşadıklarını gözyaşı döktüler gibi geldi bana. Siz de düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler. Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme yazar mısınız? Ha? Buyur efendim. Çocuklarını peki 5 yıl boyunca gidip niye yurtta görmedin? Yurttalardı. Ablacığım nere verdiğini bilmiyorum ki. Hangi yurda verdi? Hangi yurda arasan? Bursa. Alo diyeceksin. Bursa'da sana. Hangi yere verdi bilmiyorum ben. Göstermedi bu adam. İmzaya attı. Çocukları bana İstanbul'da yalan söylüyor. Getirdi. Ya Hinci kardeşim gelecek. Burası televizyon. Lütfen rica ederim. Tabii. Sesini kesebilir misin? Ettin? Yıllardır etmedin mi? Kalp. Bana demedin mi? Bana yok dedim mu? Bana onları karıştırma. Sen demiyor muydun abim gir beni dövüyor, kurtar beni bunlardan? Benim kardeşim vurmadı. Yalan söyle. Sayın Sevciler, bu yalan söylüyor. Evet. İftiracı bu. İftira. Benim kardeşime dedi ki, ablacığım sen diyeceksin ki ben bunu şikayet ettiydim. Ona belki doğru diyebilir. Bunu şikayet ettim dövdüğü için mahkemesi var bunun. Bu dedi ki, sen diyeceksin ki dedi, benim eşim Seva Güven beni dövmedi diyerek sen Hülya, iki sefer geldi. Bir dakika Kazım alacağım. Hülya, ben şunu merak Kazım ettim. Kazım iki sefer geldi yanımıza, şimdi ömrümüzde. Şimdi senin çocukların babası Osman Gazi'de oturuyor. Yeri belli, yurdu belli. Her şeyimiz belli. Kazım'da telefonları var. Birazdan Kazım'la da konuşacağım. Alacağım evet, bunu buraya. Evet. Ama ben şunu merak ediyorum. Sen yani gidip yurt nerede olduğunu öğrenebilirdin, gidebilirdin. Paran mı yoktu? Sefadan mı korktun? Bundan korktum ablacığım. Açık söyle. Bundan korktum. Ne yapmışız yemin biz? Ederim. Kime ne ben yapmışız? Korktum abla. Ben seni öldürürüm. Mesela arkadaşı var. Bu demek istemiyorum. Bilmiyorum ablacığım. Seyircilere bir şey söylemek istiyorsan söyle. Sayın seyirciler, bu adam yalan söylüyor. Altında yaşıyorum. Örkü altında. Yemin ederim canım tehlikede benim. Buraya korka korka girdim. Zorundan girdim sizden. Allah razı olsun güvenliğimizden, jandarmamızdan, hükümetimizden. Hükümetimiz bana sahip çıktı. Başka kimse değil. Parayı kim, oradan gelen devletten parayı kim alıyor elinden? Devletten aldığım parayı kime veriyorsun? Şu anki yardımları kim alıyor elinden? Ne yardım efendim? Şimdi kaymakamlık sana yardım ediyor ya Nevşehir'de. Kim alıyor elinden parayı? Kaymakamlıktan aldığın yardımları efendim, elinden biri ben alıyormuş. Ben üstüme başıma öteberi alıyorum. Hı. Veya başka kıvırsı var. Kazım. Veya üstüme. Halil ne iş yapıyor sevgilin?
Atçılık yapıyor ablacığım. Güzel yemek yapıyor mu? Evet, çok güzel. Oo. Eve de getiriyor ekmek. Ne getiriyor eve? İşte kebap. Hangi yemeği seviyorsun sen en çok? Kuru fasulye, pirinç pilavı. Sen kendin yapabiliyor musun? Evet, yapıyorum. Yok, pilavı yapamıyor ama. Ben bilmiyordum. Lapa lapa yapıyor, hiç bilmiyor. Pilavı lapa lapa ama kuru fasulye pilav yapmak da zordur şimdi ama lapa lapa yapıyor. Yalan ablacığım, bunun lafına her şey diyorsun mu? Sana ben zamanında atçılık yaptım ablacığım Nevşehir'de. Atçılık yaptın? Evet ablacığım, kızken. İnanmıyorsanız kardeşimden sorabilirsiniz. Kuru fasulyemi de yaparım, pirinç pilavı da. Her yemeği yaparım ablacığım. Ama eşim Halil Türkmen bilmediğim yemeklere alıştırdı evet. Hangi bilmediğin yemekler? Veya yaprak sarmasını veya dolma. Bilmez miydin onları? Onları bilmezdim efendim. Veya bazlama komşum İmine Türkmen. Komşum ben hamur yoğurdum. Hamuru da bilmezdim. O da alıştırdı. Bazlamayı da o alıştırdı. Hiç evde bunlar yok muydu Sefa ile yaşadığınızda? Hiç yok. Hiç Allah razı olsun. Özür dilerim. Kebap yemeğe götürmedi mi seni? Tabii hiç götürürdüm. Hiç götürmedi efendim. Dürümcüye. Dürümcüye. Evet. Gittik diyor. Yalan söylüyor efendim. Ben hep yalan söylerim abla. Yalan yalan. Benim işim bu. Yalan. Niye bu kadar yalan söylüyor? Yalan. Niye bu kadar yalan söylüyor? Ben gittim gidelim bu adam. Bir gün. O sağlığa zararlı zaten, içmemek lazım ben tütünü. Ben içerim ablacığım, neden? İçme, içme. O çocuklarıma acısının için. Ha, özledin. Mustafa'ma, Muhammed'im. Şimdi Kazım'ı için alalım, kardeşini evet, senin. Kazım buraya bir gelsin. Gözü böyle sürekli Kazım'ın da. Kazım bir gelse daha rahat hissedecek kendini, öyle anlaşılıyor. Kazım gelsin mi? Gelsin efendim, ne demek? O benim çocuğum. 8 ay 9 ay ben büyüttüm onu. Kardeşini. Karnımda gezdirdim ana karnımda. Yok yok ya, çocukların değil, kardeşini ha, çağırıyoruz. Gelsin. Kazım bir gelsin lütfen. Gelsin. Hoş geldin Kazımcığım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Seni karşıya alalım lütfen. Engelli mi bu? Kardeşin de boylu postu yakışıklıymış. Evet, yakışıklı. Çok yakışıklı. Evet. Sevgili Kazım. Efendim. Şimdi sizin eski enişteniz kardeşinden boşanmak istiyor. Hı? Ablandan daha doğrusu. Ama diyor ki yıllarca diyor, işte çocukları ne geldiler, ne gördüler, ne duydu. Şey, hiç çocukları ben baktım, yurda sürekli şiddet, çocuklara şiddet uyguluyordu. Yurda vermek zorunda kaldık. Zaten devlet çocukları el koydu diyor. Şöyle bir şey söyleyeyim ablam. Sümresin ablacığım. Kendisi de karşımda duruyor. Ha ben şöyle. Hep yalan. Bekler misin? Tamam kardeşim. Ha şöyle, ben kendisine hakkını yemem. Eşine bakmamıştır. Şu konu gerçek benektir. Çocuklarına oyuncak alabilir. Aldı da. Ben buna şahit oldum. Ablana hiç bakmadı mı? Hayır, ona bakmadı. Ama çocuklarına kendi kanından, kendi canından olduğu için çocuklarına baktı. Ben evet, ona hiçbir şey demiyorum. O yönden dolayı da ona saygı duyuyorum. Kaç sefer geldin aslında yanımıza sen? Bir de şunu söyleyeceğim ablacığım. Hani şöyle bir şey olmuştu. Yayından belli demişti ya işte... Bu bizi kimse aramadı diye. Evet, 5 yıldır kimse evet, aramıyor. Evet. Çocukları sormuyor. Ben şunu söyleyeceğim abla. Gözlerimin içine bakarak, çocukların üzerine yemin ederek, şerefi ve namusunun üzerine ben ablamı Bursa'dan getirdikten sonra hiç aradın mı? Ay, bir saniye. 2 ay sonra ben seni aradığımda sen aramadın. Bekler misin? Cüneyt aradı. Cüneyt değil, o bendim. Cüneyt aradı. Hayır, bekler misin? Yalvardım bana işte, aç başınızı an belayı. Bekler misin? Evet. Ben rica sadece ederim, bunu aradım. Dinle, sus. Ben hikaye sadece değil, 15 gün sonra. Laf dinle. Tamam. Bekle. Rica ederim lafını, laf dinle. Dürüst olalım bekler ama bak. Misin? Dürüst ol. Bekler ağırlı misin? Hazır. Tamam ablacığım, kardeşim. Dürüst olalım. Ben de dürüst olacağım. Ben şöyle o da dürüst ol ama. Ben şöyle bir şey yapacağım ablacığım. Bir Kazım konuşsun bir dakika. Ne soruyorsun? Gözlerin içine bakarak neyi soruyorsun? Ben gözlerimin içine sadece şöyle gözlerin içine bakarak dürüst çekiyorum. Evet. Şerefim namusunun üzerine ben seni aradığımda dedim ki enişte, hala enişte diyorum. Başından. Enişte. Sefa bir dakika. Enişte dedim ki ablam dedim ben adliyeye götürüyüm. Sen de buraya gezmiş olursun. Hem abin burada, abin yanında da gezmiş olursun. Buraya gel. İkinize karşılıklı boşayalım. Gel lan, söyleme lan. Hayır, 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 hayır. Bak. Hayır, 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 hayır.
Bak benim adım gözlerime bak. Sefa, ben sana diyorum abla güven, sus. Tamam, sus. Benim gibi karışma. Ol. Dürüst ol ama. Benimle karışma. Benim konuma karışma. Karışma. Ben şunu söyleyeceğim. Bak dürüst konuş diyorum sana. Ben efendi sus. Adamım. Sefa. Allah'ını söylüyorum. Bir saniye sus. Ben şunu söylüyorum. Sen karışma diyorum. Dürüst ol. Tamam. Sesini aç kapatır mısınız? Tamam. Sen sus. Sen karışma. Bir daha tamam. Seni dürüst olmaya davet ediyorum. Ben sana şunu söylüyorum. Ve bütün bütün insanlar bizi duyuyor. Yorum yapanlar da şunu söylüyorum. Boş ver yorumu. Buna, konuya hayır, gel. Bunu da sus. Diyeceğim. Ama bir Kazım konuşsun. Bir iddiası iddia ya. Ablacığım şunu susturabilir misin? Tamam. Bekler bir iddiası. Yalanı sevmiyorum. İddia ama. Bekler tamam. Misin? Sen yalancısın. Bekle. Buna deli dediler. De. Yorumlarda dedi. Sen de altına cevap yazmışsın. Fenomen olmak için, şöhret olmak ben için. Şöhmen, ben şöhmen değilim. Misin? Bir dakika. Ama bir karışma bak, bir şey söylüyor. Ediyorum, bak çok şu yapar. Dürüst olalım. Diyorum ki tamam. Dürüst yani, olacağım. Dürüst beyefendi. Olalım yani. Bir daha. Allah Allah. Benim Allah. Bacımdır. Tabii ki. Ay bu ya. Benim bacımdır. Aynen. İlgilendirmez. Canım. Şunu da söyle. Öyle bir şey de yok. Aklı dengesi de yerinde evet. Yani. Öyle ve bir şey de yok. Şunu da söyleyeceğim. Hayır. Sen şunu da söyleyeceğim. Teşekkür sen, ederim bekler sayın misin? Seyirciler. Bekler misin? Sen şunu da söyleyeceğim. Hayatına geri giden insana ne olursa olsun çocukların hatırına buraya oturmuş Nazmiye Hanım diyor ki şuraya oturmuş diyorum. Evet. Şuna söyler misiniz efendim? Tamam. Konuya gel. Konuya. Hülya, bekler beni misin? Aradın ya o buraya. Konuya bir gel. Dürüstçe ama. Evet. Ona pardon özür dilerim abla. Ben aradığımda dedi ki rahmetli babamın üzerine yemin onun ediyorum. Onun telefonu bendeydi evet. Hayır. 15 gün sonra. Tamam Sefa bir dakika olaya gelelim. Ben aradım evet. Dedim ki enişte dedim böyle böyle dedim. He baba vinç aldık baba. İşte durumlar korkuyoruz biraz kısıtlı abi. Baba. Çok korkuyoruz. Bekler misin? Vinç aldık baba geleceğim baba. Dürüst ol diyorum. Demedin mi bunu? Yemin ediyorum. Hayır. O suçlu düşer desen bana. O suçlu. Ne dedin ben bana? Şu anda tahrik olmuyorum. Niye biliyor musun? Evet. Burada bütün milyonlar seni izliyor. İzlesin. Neden? Kalkıyorsun bana. İzlesin. Bekle ben bir şey yapmıyorum. İzlesin. Böyle öyle. Kalkıyorsun bana böyle diyor. Seni öldürüm hatırla. Sefa ama böyle terbiyesiz. Seni korumak için. Hayır Allah evet. Konuya gel baba. O yürüyor. Ama dürüstçe konuya gel. Sen, ben yürüme derken Sefa'yı derim. Sefacığım yürüme bak konuşma. Abla bende panik atak var. Bak ben sana. Benim psikolojimi bozdun. Yalan konuşursa tamam. Fark etmiyor baba. Tamam abicim korkuyun. Kork kardeşime vuracağım. Bir saniye bir de şu konuya geleceğim. Gülyacığım bir şey söyleyeceğim. Kimseden korkma bir saniye biz buradayız. Bir de şunu söyleyeceğim. Didem abla. Korkma evet. Seni de çok severek izliyorum. Boş ver konuya gel. Konuya geldim ben o konuyu söyledim şunu söyleyeceğim. Sen hani cezaevinden çıkmıştan sonra yayında devamlı bunu diyordu ya abla ilk çıktığında da. Lan oğlum demek ki konuya gelsene. Az öncekine. Dedin ya 15 gün sonra aradım seni. O 15 gün sonra değil 2 ay sonra aradım ben seni. Ha, mevzu ne ya? Arada ne dedi ya? Ne dedi? Mevzu ne? O aradı beni. Abla, Cüneyt şey, aradı evet, da bu aradı. Cüneyt diyor. Değil bak. Cüneyt'i de karıştırma. O değil. Sade evet. De gelin. Evet. Ben, aradım dedim ki böyle böyle enişte gel ben sizi şeydim. Boşattırayım diye dedin. Yok. Boşattı. Al götür evet. Dedi. Hayır başımızda. Al götür değil. Boşattırayım diyor. Bak burada kal. Bizi mahvetti. Buradan bunu al dedi. Ne istiyorsan dedi onu yapalım. O değil. Vallahi o mevzuya billahine, da geleceğim. Allah'ın kulu bekle. Olmayın. Boşanmanızı istemedi ablacığım, diyor. O mevzuya da geleceğim ne diyor. Ne boşanması? Bir saniye. Boşanacağım. Bana. Ya bir saniye. O mevzuya. Boşanacağım seni durur istemiyorum. Musun? Durur musun? O istemiyor. Mevzuya da geleceğim. Biraz Mustafa. Önceki dedi. Allah rızası için. Biraz Mustafa. Önceki dediğim sosun, mevzuya geleceğim. Seni ben tanıyorum. Bekler misin? Biraz önce. Şey? Musun? Biz senin biraz tanıyorum. Önceki biraz önceki dediğine geleceğim. Onda doğrusun ben ona geleceğim diyorum. Ha nereye geleceğim? Şöyle dedi ya işte al götür dedi ya. Bu dedi ki ben sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bak ben evet. Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Hale laht dinle rica edin. Benim misin ya? Sus la hıt laht dinle işte. Allah. Allah rızası için bak. Ya bekle tamam bunu diyorum anlatıyorum bak. Bu bana dedi ki Kazım bir şey diyebilir miyim dedi. Beni gizlice hocaya çekti. Ben de tamam dedim söyle dedim. Belki abim gilden işte annemden çekinmiştir diye.
Ben dedi çocuklarımı çok özlüyorum. Ben çocuklarımı göremiyorum. Ben Sefa'ya gitmek istiyorum dedi. Ha, ben de dedim istedi. Ki. Sen bak, abi ki boşanmalarını istedin. Çocuklar için hayır, değil. Hayır öyle evet. Değil. O ikinci sefer oldu. Bu, ha ikinci bu sefer üçüncü oldu. Üçüncü sefer. Dördüncü sefer hayır oldu. Bekle dur. Ben de dedim ki bak ben sana bunu. Ha, şöyle sakin bekle, ol. Ben sana bu iyiliği yaparım. Gönderirim. Sonunda bir şey olursa ben mesuliyet kabul etmem. Ben buna dedim tamam git çocuklarını gör. Çocuklarını görmeden bu demiş ki ben evi boşalttım buradan git annengile. Kovmuş yani. Bunu dedin evet. Yalan söyledin. Üçüncü gelişinde boşalttım evet. 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 Öyle sen gönderiyordun. Bak. Yalvarıyordun bana enişte bak, bizim burada bak, karıştı. Ben, tamam. Allah rızası için ben bunu sana al. Diyorum ki. Demedin ben, mi? Ya bir dinle. Ben sen sana ablanı al diye hatta para veririz demişsin. Para mı veririz dedik biz. Yok ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Bak, para mı? Evet öyle. Yapma, rica ederim bir ya. Şey diyebilir miyim? Ben verdim buna. Senin izin alabilir miyim? Bekle. Bu dedi ki ben izin verdim ona söyle bir tane. Ya izin verebilir misin ablacığım? Verdim bu bir tane. Söylüyor yüzümde de. Ba evet. Kazım Toprakçı ben sana para vereceğim. Evi barkı ben boşattım. Biletini sen keseceğim dedim. Ben Konya'ya gidiyorum. Kimin biletini? Bu Hülya'dan boşanıyorum. Bana. Ben verdim biletini. Dilekçem. Bir dakika. Sen dedin ki. Verdim, bir dakika. Kazım'a bir şey anlatıyor abla. Evet. Dilekçe. Aksine sen para vermişsin. Al ben, götürün evet. Mü? Gönderdim Elia. Dilekçe kağıdını gönderiyorum dedi bu Sefa Güven. Anladım. Dedi. Evet. Bana giderken açtığını da verdim. Kontürünü de aldım. Üç gün sonra niye gönderdiniz? Ben kötü adamdım da. İşte dedim ya abla. Çocuklarıma dayanamadım kardeşim dedim. Hadi onu kabul ettik. Peki 5 yıldır bulamıyormuş sizi. Ne de bu? Aa öyle mi abla? Öyle diyor. Allah senden ben razı aramadım. Olsun. Ben seni 2 ay sonra... Aramadım hayır, abla. Ben bunlar nasıl biliyor musun? Dinle, bak dinle. Burada böyle ya. Bekle sen hiç konuşma. Böyle ya. Ha. Ben... Bak Kazım. Sakin. Gel oğlum bak sana ben sana diyorum ki bak, bu mevzu doğru bak. Bu mevzu doğru. Ben seni 2 ay sonra Arap'ta... Ben seni 2 ay sonra Arap'ta demedim mi? Enişte gel sizi boşandırırım demedim. Burada karakolluk olduk. Dedin mi lan? Burası kelesi. Ben. Tahrik ediyorsun. Otur sen çocuğu lan. Tahrik ediyorsun. Hangi çocuğu? Çocuğu tahrik ediyorsun. Otur lan. Dürüst konuş, dürüst. Hayır. Seher'den hoşlandığını söylemişti. Faruk'un onu bulduğunu söylemişti. Tanık Mehmet konuştu. Seher çıldırdı. Seher çok şey biliyor diye düşünüyorum Didem Hanım. İsmail hiçbir alakam yok. Ne olayın içinde ya ne olayın dışında. İsmail'i ormanlık alana Seher mi çekti? Taner bana Seher'in çektiğini piknik alanının orada çocuğu kıstırdıklarını söyledi Didem Hanım. Boğuşma bir yalan mı? Ben sen yalan söylüyorsun diye düşünüyorum yani. O dereden zaten yürüyerek inmesi imkansız yani. İsmail Seher'e saldırdı mı? Öldürmek niyetimiz yoktu dedi. Ama o esnada öyle gerekti dedi. Seher'in olay yaratacak sağlık raporunu ilk kez açıklıyoruz. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet İsmail Kür'ün şüpheli ölümüyle devam ediyoruz ama az önce Sefa ve Hülya'nın boşanmayla ilgili karşılıklı talepleri var. O konuyu da takip ediyoruz merak etmeyin. Bediyeciğim burada İsmail'in annesi burada. İyi misin nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Daha toparladın mı? Biraz daha iyi misin? Biraz. Ha, şükürler olsun. Amcası Arif Bey burada ve iddia sahibi Mehmet burada. Mehmet şunu söylemişti. Taner bana İsmail'i öldürdüklerini itiraf etti. Çok net bir şekilde söyledi. Bunu Faruk'la birlikte yaptılar dedi. Seher bir gelsin bakalım. Nurullah Bey de canlı yayında olacak ama önce Seher gelsin. Seher'cim lütfen gelir misin? Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim ama. Teşekkür ederim. Dün bazı gelişmeler oldu. Onlardan sizi daha sonra üzerinde çalışıp haberdar edeceğiz. Seher ne olduğunu biliyor. Kabul etti. Önce kabul etmedi sonra kabul etti. Seni yerine alabilir miyim lütfen sevgili Seher? Nurullah Bey'i de canlı yayında görebilir miyim? Nurullah Bey merhabalar. Nurullah Bey babasını bir göreyim Seher'in lütfen.
Evet. Şimdi önce Seher'in, Nurullah Bey merhabalar. Merhabalar Hanım. Tamam, birazdan Mehmet burada. Mehmet çok önemli bir şey Taner'den duyduğunu söyledi. Fakat duyduğu şey çok acayip bir iddia. Ona gelmeden önce ben Seher'e şunu sormak istiyorum Seher. Çünkü arabanın içinde bazı tozlar var. İsmail'le beraber gittiğiniz, olay yerine gittiğiniz. Şimdi amcası diyor ki, babası da aynı şeyi söylüyor. Yani arabanın kilometre yapmasından bile imtina eden, arabasını kilometre yapınca panik olan, arabasını inanılmaz seven, böyle toprak yollara sokmayan bir çocukmuş. Tamam. Neden soktuğunu ben bilemem abla. Tamam. Ama o öyle biriymiş. Amca onu söylüyor. O gün buluştuğunuzu biliyorum İsmail'le. Buluştunuz, tamam. Fakat ilk tartışmaya başladığınızda yani bu tartışmayı başlatan şey ne oldu İsmail'le aranızdaki? Arabamızdaki şöyle abla, olay yeri vardı zaten, arabayı durdurduktan sonra zaten sözlü olarak bir sözlü olarak kavgaya başladı zaten. Sonra şiddetlendi aramızdaki kavga. Ben şeyi merak ediyorum, kavgaya başlamana neden zorla olan? Zorla öpmeye çalıştı abla. Zorla öpmeye çalıştı. Evet. Sen de tabii ki istemedin böyle bir şeyi. Ya ben niye isteyeyim ki ya? İnsanız şöyle bir şey, ben sizi bir kadın olarak zaten öpmeye tabii çalışsam tabii istemezsiniz bunu. Bir kadın olsam bile hani evet, şu anda istemediğim bir şeyi yapmak istedi sana. Ondan, sen de izin, bunu tam olarak nerede yaptı? Ya arabanın içinde bu zaten başladı. İlk bir sözlü olarak. Sözlü olarak ne dedi sana? Şu an hani sana bana yar etme, hani söyledim cümlelerdi bu. Ondan sonra aramızda dedim ki kavga etmeye başladı, öpmeye çalıştı. Ondan sonra arabadan kaçmaya çalıştı. Peki kaçmaz. Seni ona yar etme, yani seni yar etmeyen annesi babasının haberi olmadığına göre, yani bu onlar ya öyle bir şey yok. Bilmiyorum bunu ne de. Senin annenin babanın haberi olmadığına göre. Evet, haberi yok ailemin. Seni İsmail'e yar etmeyecek kişi Faruk mu acaba? Ya bilemem ama aradaki ne konuştular, muhabbet ne geçti. Bilemem orasını. Çünkü 100 bin lira yakın para alıyor. En son Mehmet 120 bin olduğunu duymuş Taner'den. Parayı da veriyor çocuk. Fakat şunu söyleyip duruyor sana o gün. Seni bana yar etmezler. Evet. Şimdi senin annenin babanın Nurullah Bey'in haberi yok. Yok. Annenin haberi yok bildiğim evet kadarıyla. Onlar da öyle söylüyorlar. Haberleri olmazsa seni İsmail'e yar etmeyecek kişi o zaman Faruk. Başka hiçbir açıklaması yok yani. Bak. Olabilir abla. Peki Faruk hem parayı alıyor hem seninle onunla görüşüyor. Arkasından evlenmenizi neden istemiyor? Neden istemediğini ben bilemem. Bana şu cümleyi kurdu arabada. Ben sana evlen demiyorum ki. Ye, iç, gez, toz, hayatına bak diyor. Hani parasını ye dedi yani bana. İsmail'e de evlen diyor. Bana hiç ilk başta şöyle dedi. Evlenirsen iyi olur. Evin tek oğlu. Aile maddi durumu çok iyi. Evet. Evlen dedi. Ondan sonra ben hani evlenmeyi düşünmedikten sonra bana hiçbir zaman, ondan sonra bir de evlen demedi. Ye, iç, gez. Ben sana evlenmeni söylemiyorum zaten cümlesini kurdu. Şimdi arabaya ne diye bindin diyorum. Ben de burada duruyorum. Medyanın... Sen aynı yerde duruyorsun. Tamam, evlenme niyetin yok da uçakta ne diye bindin? Selen diye doğru gelince abon arıyor. Abon neyse. Niye kökten telefonu kapatıyorsun? Niyetin yoktu. Niye bindin? Bana zorla kimse arabaya bindiremez. Didem Hanım bindirebilir mi? Bindiremez. Bindiremez tabii ki. Ben burasına takılıyorum. Hiç anlamadım Uşak'ta sözlü cümlelerinden. Sözlü İsmail'le biz Uşak hiç kavga etmedi, tartışmadık bile derdim. Geldi konuştuk. Besbelli. Zaten dediğiniz gibi bana şurada kulunu, o şeyler de çıkacak onun için ben... Şimdi senin ilk ifaden de çok enteresan. Diğer bölümleri ekrana getirdik ama getirmediğimiz başka bölümler de var. O bir ekranlara gelsin diye. Orada sürekli ölmekten bahsediyorsun ve bahseden kişi de sensin yani. Ya İsmail abla, bahsetmiyor. Sen şöyle diyorsun bir şey, ölmek, ölecektik. Hadi birlikte ölelim diyorsun. Çocuk ölmekten falan bahsetmiyor. Sen sürekli ölüm diyorsun. Neden? Ya abla o anda... Tabii ki kurtaracaksın. İstemediğin bir şey kimse sana zorla yaptıramaz. Ben. Ama... Allah, ben orada çağırdım. O andaki orada zor durumda olduğum için ben her şeyi denedim zaten. Burada ben kendi namusum şerimi mi kurtardım? Tamam bak bir şey söyleyeceğim. Tabii ki kendine hayatına son verme. Öyle, Allah korusun, öyle bir şey olmasın. Kendini tabii ki koruyacaksın. Kimse sana kendi rızan dışında kılına dokunamaz, yanına yaklaşamaz. Ya şu ifade bir gelsin, ne demek istedim daha iyi anlayacaksınız. Seher'in ifadesi. İsmail eliyle benim saçımı tuttu ve çekiştirmeye başladı. Akabinde araç içerisinde kavga etmeye başladık ve aracın kontağını açıp el frenini indirdim. Aracı yokuş aşağı göndermeye çalıştım ancak İsmail el frenini çekti. Kontağı kapatarak aracı durdurdu. Ben de kendisine
Hani ölecektik, ne oldu korktun mu dedim. Daha sonra aynı eylemi tekrar gerçekleştirdim ve öleceksek beraber ölelim, ben de ölmek istiyorum dedim. Daha sonra arabanın ön yolcu kapısını açtım ve araçtan inmeye çalıştım. Ancak İsmail saçımı tuttuğu için ilk aşamada inemedim. İkinci denememde araçtan indim ve İsmail de benim peşimden araçtan indi. Aracın dışında boğuşmaya başladık ve yere düştük. Sonrasında yerde elime geçirebildiğim her türlü cisimle, taş, odun, dal parçası gibi şeylerle İsmail'e vurmaya başladım. Sonrasında arazinin eğimli olması sebebiyle yerde yuvarlanmaya başladık. Bu esnada ben elime geçirdiğim cisimlerle İsmail'e vurmaya devam ediyordum. Daha sonra elimden kurtulmak amacıyla ''Hastalığım var, burada ölürüm, başına kalırım.'' ''Söz veriyorum, kaçmayacağım.'' dedim ve böylece İsmail'den kurtuldum. İsmail'e bana su getirmesini söyledim. O araca doğru yöneldiğinde ben de aşağı dere yatağına doğru koşmaya başladım. Ancak dengemi sağlayamadığım için başımı orada bulunan bir ağaca çarptım ve yere düştüm. Kendimi toparladıktan sonra koşmaya devam ettim. Ancak yine bir ağaca çarparak yere düştüm. Daha sonra İsmail peşimden gelmiş ve beni yakalamıştı. Tekrardan boğuşmaya başladık. ''Gel gidelim, jandarma falan gelir.'' ''Bizi ararlar.'' dedi. Ben de ona hitaben ''Hayır, gitmeyeceğim.'' dedim. Beni kucağına almaya çalıştı. Ben de direndim ve kucağına almasına izin vermedim. Aracın yanına çıkmak istemedim. Bu esnada İsmail sürekli ''Seni bana yar etmezler, bana vermezler.'' gibi cümleler kullanmaktaydı. İsmail'in olay sırasının üzerinde olan kıyafetleri Gökhan bir getirsin. Gel Gökhan. Sağ ol Gökhan'cığım. Bu ifadede hangi cümleleri, ama hangi cümleleri Faruk Efendi'nin yönlendirmesiyle söyledi? Bu ifadeyi ben kendim kullandım. Ve orada dediğimde her şey gerçek gitti. Şimdi İsmail eliyle benim saçımı tuttu ve çekiştirmeye başladı. Evet. Arkasından araç içinde kavga etmeye başladık. Ama ifadende seni öpmek istediğinden asla bahsetmiyorsun. Ve aracın kontağını açıp el frenini indirdim. Aracı yokuş aşağı göndermeye çalıştım. Ancak İsmail el frenini çektiği kontağı kapatarak aracını durdurdu. Ben de kendisine hani ölecektik, ne oldu, korktun mu? Burada ölümden kim bahsetti? Hiçbir şey yok ortada daha. Hani ölecektik, ne oldu, korktun mu, ne demek? Bir daha Allah okuyorum Ser. Yani, Sen çok saçma, özür dilerim. Tamam abla, İsmail olsaydı... eliyle benim saçımı tuttu, çekiştirmeye başladı. Akabinde araç içerisinde kavga etmeye başladık. Aracın kontağını açıp el frenini indirdim. Aracı yokuş aşağı göndermeye çalıştım. Ancak İsmail el frenini çektiği kontağı kapatarak aracı durdurdu. Ben de kendisine hani ölecektik, ne oldu, korktun mu dedim. Bu ne demek ya? Abla dedim yani o an kurtulmak için her şeyi yaptım. O cümleyi de kullandım. İsmail'den kurtul... Sen mi? Yani çocuk ölümden bir şey bahsetmiyor. Tamam mı? Sana istemediğin... Saçma bir hareket yapıyor. Ama İsmail orada seninle zorla birlikte olmaya çalışmamış ki. Benim aldığım duyumlara göre. Abla nasıl çalışmamış ya? Benim şiddet uygulamak ya da seçeneği çakmak, oraya çekmek. Ben mi istiyorum bunları ya? Sonrasında bahsediyorum. Sonrasından bahsediyorum. Çünkü sen hiçbir şekilde jandarmaya beni evet. öpmeye çalıştı. Benle birlikte olmak istedi diye cümleler kullanmıyorsun. Söylemedim. Niye söylemedin? Faruk söylememi istemedi. Niye cümleni. Böyle bir şey söylemeyeceksin jandarmaya? Bunları söylemedi de milletin içine çıkamazsın, rezil olursun falan. Ne alakası var? Aksine kendini savunmuşsun sen. Bunu söylemen lazım. Söylememi Varsa istemedi. Bir şey söylemen lazım. İnsan böyle bir şey söylemez mi? Faruk seni tehdit etmiş. Orada hala sana yönlendirmelerde bulunmuş. Sen jandarmaya söylemiyorsun böyle bir şeyi. Savcıya da söylemiyorsun. Savcılıkta söylüyorum. Aa, bu kadar detay yine vermiyorsun ama. Savcıya sen söyledin mi telefonu Faruk aldı diye? Hayır, onu söylemedim. Ha? Tamam, devam ediyoruz Seher, bak devam ediyoruz. Ben senin orada bir şeyler yaşadığına eminim. Yaşamışsın bir şey. Seher, bir şey yaşamışsın. Ben bir şey Ama sor. Emniyet kemerlerini kim kapattı öyle? Ola o şoför 70 kilometreden ben eve yediğinde karakol... Emniyet kemeri, araba niye temizlemedi? Bunları ben bilemem dedim ama. Ben arabada... Öyle mi geldi araba? Ben bilemem. Emniyet kemeri takılıymış yerine. Bilemem yani. Emniyet kemerini oraya takım. Öyle boş. Bilemem. Bütün milletin şoförü var. Bak burada son. O zaten öyle o şekil gelse seni yolda düğütle. Arabayı alan benim. Bak o emniyet kemeri öyle olmayacak. O araba durmadan seni sinyal verir. Ya ne bileyim ben kardeşim emniyet kemerini takılı, nasıl ya? Çıktı odan? Nasıl çıktın?
Emniyet kamerası bile takılı değildik bende. Takılı olmadı mı? Sor bakıma burada vatandaşa. Yütle. O beni karakol takılı olarak, takılı olarak, takılı olarak bildi bana. Ben ne bileyim Allah emniyet kamerası ya. Çünkü seni öldürmekten mi bahsetti? Böyle bir şey bahsetmiyor. Nasıl çıktın onun içinden? Lütfen. Seni öldürmekten mi bahsetti? Sana zorla sahip olacağım mı dedi? Yoksa ben... 120 bin lirayı ben Faruk'a verdim. Paradan haberim yok abla benim. Hayır, ya. Hayır sana... Ya haberin yoktu, orada öğrenmiş olabilirsin çocuktan. Gerçi öğrenmedim orada. Bana İsmail para hakkında hiçbir şey söylemedi. Peki ya. Peki jandarmayı kim aradı o gün o sabah? Jandarmayı aradınken ben bilemem ki abla kim aradı. Dolandırıldığını söyle, beni evlilik vaadiyle kandırdılar diye jandarma aranıyor. Seher'cim. Abla bunlar benim aşan sorular, ben bunları bilemem ki ya. Şu ipe gelelim, seni aşmayacak bir soruya gelelim. İpi bir dakika ne olur. İple ilgili şeyine girelim lütfen, ifadesini seyirin. Kendi ayakkabısının iki bağcığını çıkararak senin elini ayağını bağlayacağım, sen rahat durmuyorsun dedi. Daha sonra kendi ayakkabısının bağcığını çıkardı. Ben de elimi bağlamasına izin vermedim. Yerden bulduğum bir taşla kendisine vurmaya çalıştım. Bu esnada İsmail'in elinde bulunan ayakkabı bağcığını alarak kendi boğazımı sıkmaya başladım. Öleceksek beraber ölelim dedim. Daha sonra İsmail bu ipleri elimden alarak hakaretlerde bulundu. Bu esnada boğuşmaya devam ettiğimiz için bir yandan da arazide yuvarlanıyorduk. İsmail'den fırsat buldum ve omuzumda takılı olan omuz çantamdan kabzası siyah, katlanır şekilde olan namlu kısmı metal olan bıçağımı çıkardım ve İsmail'e doğru savurmaya başladım. Bu esnada bıçak İsmail'in bacağına ve çeşitli yerlerine geldi. Kesikler de oluştu ve kanamaya başladı. Ancak tam olarak nerelerinin kesildiğini hatırlamıyorum. Bıçağı İsmail'in bacağına ve çeşitli yerlerine saplamaya çalışıyordum. Daha sonra İsmail beni yüzüstü şekilde yere yatırdı ve üzerime çıkarak ayakkabı bağcıklarımı çözmeye çalıştı. Bu esnada sağ kolunu çeşitli yerlerine ısırmaya çalıştım. Hatta bıçağı elimden alamadığı için kendisini bıçaklamaya çalıştım. Daha sonra İsmail'in kasığına tekme attım. İsmail'in elinden kurtuldum ve dere yatağına doğru koşmaya devam ettim. Biraz gittikten sonra bir yola çıktım. Bu esnada İsmail arkamdan bağırıyordu. Kendimi asacağım, geldiğinde cesedimi bulacaksın gibi seslerini de duydum. Bu ifadede hangilerini Faruk'un yönlendirmesiyle yaptı? Son kısmı. Son bölümü. Hangisini sen kendin söyle, ifade et lütfen. Kendimi öldüreceğim, kendimi asacağım, buraya geldiğinde cesedimi bulacağım, bunlar. Yani sanki çocuk kendi hayatına son vermiş gibi. Evet. Bir izlenim yaratmanı senden Faruk istedi. Evet. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Gelin sen. Nasıl da kullandınız orada, görüyor musun? Ben kullanmadım. O çocuğun seslerini zaten de duydum. Zaten Taner'den sana, lütfen basmayın, bir kez kullanmak zorundayım. Çünkü olayın çözülmesi için çok önemli. Taner de sana zaten şu ifadeyi kullanmış. Demiş ki. İntihar süsü. İntihar süsü. Bu da oradaydı. Bu senin da. De ben bunu, orada değildim. Senin de buna dönük, senin de sanki böyle bu çocuk kendi hayatına son vermiş gibi ifade vermeni istemişler. Açık ve net yani. Eğer böyle yaptılarsa o zaman bu çocuğa da zarar verdiler anlamına gelir. Tabii. İki kere iki dört gibi duruyor yani. Bu da yanlarındaydı belki Didem Hanım. Bu da yanlarındaydı. Şimdi gelelim ifadene Seher. Yanındaydım. Gelelim ifadene. Tabii. Katil falan değilim ben. Bir dakika ben. Hayır. Sen, katil falan Seher değilim ben. Öldürmedi. Bak, ben Seher, katil falan değilim. Seher öldürmedi. Oğlum, ben buna karşı çıkıyorum valla. Benden bak kimse konuşmuyor. Katil Taner. Katil şeker. Taner'in Faruk sorun hesabı kardeşim. Ben katil falan değilim valla. Ben Faruk'u da sorarım. Ben karşında oturuyorum burada valla. Şeye de sorarım. Kimseden korkum yok. Çıksın korkuyoruz gelsin. Korkuyoruz falan demiyorum ben sadece kimseden. Ne çekiyorsun o çocuğu da ya? Ben çekmedim oğlumu. Çektik kanıtta ya. Ben onun telefonunu kökten bile kapatma. Elinizde telefonu bile değmedim ben. Ne değiştiriyorum? Adamsın, göreydim. İnsansın, göreydim. Bana insan daha yetişeceğim de. Bir dakika Bediyeciğim. Gül gibi oğlum gitti Didem Hanım ya. Gül ben çekmedim valla. Allah sakin ol, hastasın bak. Sakin ol lütfen. Şimdi ifadede izin verirsen Seher. Sen dedin ki İsmail beni yüzüstü şekilde yere yatırdı. Şimdi İsmail seni yüzüstü yere yatırmış. Doğru mu? Şöyle yüzüstü demek böyle yatıyorsun. Bir dakika, bu da masada şey. Şöyle yatıyorsun. Kollar böyle değil mi? Şöylesin. Doğru mu? Böyle mi yatıyorsun? Ya bilmiyorum ama o olanı gerçekten ben de bilmiyorum. İfaden de öyle yok. Söylüyorsun. Yüzüstü yatıyorum diyorsun. Böyle yatıyorsun. Yüzüstü yatarken üzerime çıkarak ayakkabı bağcıklarımı çözmeye çalıştı. Sen yüzüstü yatarken, senin zaten ayağa kalkmaman için yüzüstü baskı yaparken o çocuk senin ayakkabı bağcığını çıkartmayı bir tanesi nasıl becerdi? Abla, sen yüzüstü anı... yatıyorsun. Bir dakika lütfen. Söyle.
O anı gerçekten net olarak ben de bile şey yapamıyorum Allah. Çünkü yaşadığım şöyle bir şey ifade verdim. Verdiğim ifadelerin hiçbirini daha doğru düz hatırlamıyorum ben. Yalan değil. Hatırlamıyorum. Ama böyle bir şey hatırlaman lazım. Diyorsun ki ve detayları da veriyorsun. Bu şekilde söylemene yine yüzüstü yattım şöyle de, Faruk mu istedi? Onlar Faruk bir şey söyleme. Sadece hani arkandan gittiğini olayı sanki Uşak'ta kendi kendi kendini öldürmüş gibi söylemeni istemiş. Ben yani anladım yani. Bir, ondan sonra hani Uşak'ta şeylere girmemi istedi. Hani bunlar yani. Ama bak çok mantıksız. Sen sevgili izleyiciler, siz ifadeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen İdem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız? Şimdi yüzüstü yatıyorsun. Üzerine çıkarak ayakkabı bağcını çözmeye çalışıyor. Senin kafan böyle doğru. O sırada sen de sağ kolunu ve çeşitli yerlerini ısırmaya çalışıyorsun. Nasıl becerdin? Yani teknik olarak mümkün değil yani. Adam bastırıyor seni. Ve sen istemediğin şeyler yaptırıyor. Ayakkabı bağcını şey yapıyor. Tamam mı? Kafan önde senin. Nasıl ısırıyorsun adamın kollarını? Daha sonra İsmail'in kasığına tekme attım. Öne doğrusun. Arka... Ya dediğim gibi hani o anda hani ben ne dediğimi İsmail'in elinden kurtuldum. Biraz gittikten sonra yola çıktım diyorsun. Evet. Çünkü biraz gidip yola çıkman için senin yukarı çıkıyor olman lazım. O diğer yola çıkmak için bayağı gitmiş olman lazım. Yok yok, dere yatağından gittim dediğim gibi. İsmail arkamdan bağırıyordu. Şimdi dere yatağından gidip yola çıktığında İsmail arkandan bağırsa bile ki bağırmamış. Sen Faruk seni yönlendirmiş. Evet. Senin o sesi duyman imkansız. Çünkü yol uzak yani. Yarım saat yürüyorsun yola çıkmak için. Ancak İsmail'i duyabileceğin yer arabanın orası. Dedim arabanın orunda çıkmadım abla. Ha, çıkmadım. Ya dediğim gibi. Şeyler de çıkar. İşte. O cesaret yok sende. Al, cesaret var bende. Kim geçti? İsmail'e değil, benim elimde hiçbir yer. Söyleyemem. Niye söyleyeyim? Ben bunu bilemem ki. Harbi kim temizledi temizlemedi ben bulamam. Bıçağı tuttum, bıçakta bile benim parmağım gülüyor. Onu da benim. Özür dilerim ama özür dilerim. Daha korkunç bir iddia var. Bu iddia da çok korkunç bir iddia. O yüzden hep söylüyorum, kurumlar başımızın tacı. Türk Silahlı Kuvvetleri başımızın tacı. Özellikle yani Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yani bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hasretle anıyorum, sevgiyle anıyorum kendisini. Türk Silahlı Kuvvetleri başımızın tacı. Ama o gün duyduğumuza göre, iddiaya göre arabanın içerisinde bir inceleme yapılmamış. Yapılmamış tabii ya. Benim suçum değil. Yani senin suçun değil bebeğim, benim ben başka değil. Bir şey söylüyorum. Diyorum ki bir dakika ne olur bak çok yapmıyorsa ben de o insan hakkında şüphelenirim. Nasıl görevini yapmaz kardeşim? Orada bir insanın cesedi bulunuyor. Sen şeyinizi alırsın yani. Aldığımız duyumlara göre o yüzden parmak izi çıkmamış. Alınmamış çünkü bir yerde, normal bir yerde hırsızlık olduğunda Allah korusun yani hiç kimsenin başına gelmesin ama her yerde parmak izi alınır, toz izleri falan olur. Yapılmamış, yaptırılmamış. Ya ben bunu sayın soruşturma savcımın dikkatine sunuyorum. Komutanımızın dikkatine sunuyorum. Kurumlar başımın tacı. Ama eğer bu iddia doğruysa ya o zaman yani böyle var ya korkunç bir şeyden bahsediyoruz yani. Birileri Faruk'u ve Taner'i korumak için çaba sarf etmiş gibi. Ve arkasından da seni o Faruk seni yönlendirmiş. İfadeni şöyle ver, böyle ver demiş. Bir yarım saatlik bir ortadan kayboluyor Faruk Efendi. Sen onu bulmaya gittiğinde arabası da orada yok. Evet. Kim bilir arabası içine ne koydu? O yüzden arabasının görünmesini istemedi. Bilmiyoruz ki, belki telefonu, telefonu her şeyi içine koydu. Ha? Olabilir Allah. Dediğim gibi arabası yoktu. Nurullah Beyciğim. Nurullah Bey ekranda göreyim. Mehmet sen lütfen bir kez daha babası duysun. Zaten duydu da. Sen Taner Efendi'nin ağzından ne duydun ya? Bir söyler misin, gözünü seveyim ya? Mehmet'e dört diye geçelim, Mehmet'le bir konuşsun. Söyle Mehmet, hadi canım. Ne duydun? Taner bana çalıştığımız yerde dedi ki, biz dedi İsmail'i biz öldürdük dedi. Öldürme amacımız yoktu dedi. O gün Faruk aramış Didem Hanım Taner'i. Ondan sonra gitmişler, bu Taner petrole gidiyor Didem Hanım.
silahını alıyor, Kına gidiyor. Orada zaten Seher de varmış, Faruk'la Taner bir kişi daha varmış ama onu detaylıca söylemedi. Yani Didem Hanım, aynen bu şekilde. Ya Seher'in olduğunu söyledi mi ya? Söyledi Didem Hanım, aynen bu şekilde söyledi. Ha ben yoktum, rahatım da. Rahatsın sen. Rahatım valla. Rahatım. Vicdan olarak da çok da rahatım abla. Ben yoktum yani. Rahatsın. Ben dediğin şeylerden de geç, dediğimiz gibi hani açıklarsın zaten. Onu daha sonra açıklayayım. Raporu bekliyorum. Açıklayacağım evet. Onun hepsini. Onu da şimdi şunu söyleyeyim ben. Taner oraya yani eline, koltuğun altına bir şey saklıyor çıkıyor ya benzinlikle. Herkes zaten çok dikkatli bir şekilde takip ediyor. Şimdi yapılan incelemelerde evde birkaç tane kuru sıkı bulunmuş. Yani oraya aslında çocuğu korkutmaya gittikleri bu da doğrulayan bir bilgi. Yani aynen. Mehmet bunu bilmiyor mesela. Kuru sıkı bulunuyor evlerinde yapılan aramalarda. Kuru sıkıyı götürerek çocuğu korkutuyorsun. Sen orada bayıltıyorsun, kafasına taş atıyorsun, durdurmaya çalışıyorsun. Ve sonra seni bir şekilde benzinliğe getiriyorlar. Senin iddiana göre. O da diyor ki hayır diyor. O sırada o da oradaydı diyor. Ve altına şeyi saklıyor. Nedir? Silahı saklıyor. Kuru sıkıyı saklıyor. Uzun petrol öldürmek gibi bir amaçları zaten. Yokmuş hayır, anladığım kadarıyla. Hayır, peki Taner gidip İsmail'den ne istemiş, Faruk ne istemiş? Bunlar yapmayınca bunlar çocuğu neden öldürmüşler? Peki niye öyle söylemiş yani? Onu söyledi mi? Yani ne istemişler? İşte, karşıya bakarak konuş. İsmail bundan 120 milyar yani şeyin İsmail'in şey Taner'in dediğine göre 120 milyarını geri istemiş Didem Hanım. Hı. O sırada İsmail Faruk da parayı veremeyeceğini söyleyince İsmail karşılık vermiş herhalde. Tanergil de öldürmüşler işte Didem Hanım. Aynen bu şekilde. Nurullah Beyciğim ne diyorsun? Abla herkesler hepsi yalan. Bediyeciğim sen yanına cezaevine neden girdin önce bir yok. Ne yapacaksın sen benim cezaevine niye girdin? Sen neden cezaevine girdin? Benim niye girdin? O zaman sen biz burada konumuz neyse onu konuş birader. Tamam ben de konuşuyorum cezaevine önce neden girdin onu söyle. Ben hakkısı var. Sana ne konumda? Varsa söyle tabii. O zaman adam Taner'in ben anlattığını söyleyeyim kardeşim. Orada Taner dedi ki Seher de vardı. Ben Taner ne anlattıysa ben burada çıkıyorum. Onu kendiniz gideceksiniz. Ben gitmeyeceğim. Taner beni yolda gördü mü? Yolunu değiştiriyor korkudan. Taner yolunu mu değiştiriyor sende? Onu sen ben gideceksin. Buraya girmeden Didem Hanım, Taner'e ben belki bir haftadır göreyim yolunu değiştiriyor beni korkudan. Taner korkudan yolunu değiştiriyor. Ben Taner'den duyduklarımı söylüyorum diyor. Bunu Taner söylüyormuş. Ben burada ben gelip de yalan söylemem kardeşim. Bana Taner aynen bu şekilde söyledi. Seher de vardı çıkacak dedi. Çıkacak kardeşim. Yalan söyledi. Söylemedi çıkacak. O da çıkacak. Merak etme. O da çıkacak. Peki Taner demiş ki. O da çıkacak. Faruk'la ikimiz çocuğu öldürdük. 120 bin lira parasını geri isteyince. Bunun üzerine çocuğu ortadan kaldırdık. Çünkü zaten. Senin zaten kızın sevgilisi olduğu halde Kına niye sana çocuğumla biniyor da gidiyor? Ben niye ne amaçla gidiyor? Ben zaten parayı belki başından beri belki çocukla parayı aldı. Bunu kattın ya. Sana ne? Sen sana ne? Sen ne? Sen ne? Sen ne? Sen ne? Sen ne? Sen ne? Düzgün konuş lan. Ben buraya kadar oturup sen... Nerede? Hatereden getiriyorum ben ya. Ben mi çektim ağrınızı? Kapat lan. Tabii sen değil. Sen çekmişsin. Niye öldüreceğim seni? Hava tereden getiriyorum. Aynı anda konuşmayın. Çekmedim bu da belli. Tabii elimizde hangisi kapat orada. Valla elimiz yanmıyor. Çok rahat merak etme. Niye? Sen de bunu niye kapatıyorsun? Sen de bunu niye kapatıyorsun? Aynı anda konuşmayın. Yusmin! Yusça! Durmuşsun. Hasta sus. Zaten bu kadar bak. Ölümden tamam. Döndüm. Gel. Yeter gel. Be. Şimdi ben iki... Bir dakika sen. Tamam. Yeter ben. Benim oğlum kaybolmuş ya. İkinizden şunu rica edebilir miyim? İkinizden bir şey rica edeceğim. Bir sakin olun. Sesler birbirine karışıyor. Şimdi Mehmet çok net bir şekilde duyduğunu söylüyor. Bir Mehmet'le babası konuşsun mu? Önce Seher konuşsun. Sen... Bak şunu söyle. Şimdi daha önce hangi suçtan içeri girdiği beni ilgilendirmez. Ama tabii. Duyduğu bir şeyi söylüyor. Bir dakika lütfen. Bir dakika. Ama lütfen rica ediyorum. İkiniz bir susun. Sen söyle Mehmet. Seher'e bakarak konuş. Ne dedin? Yani şunu söyledi. Ya ben dedim ki sevgilisi olduğu halde Didem Hanım. Sana ne? Yani benim sevgilim oldu. Ayrıldım. Didem Hanım bir şey söyler misin? Ben bir soru soruyor. Sevgilisi olduğu halde bir insan yani ben şahsen kendim yolda yürümem konuşmadım. Bir insana yolda yürümem. Sen sevgilin olduğu halde niye kına çekiyorsun? Baştan beri belki Faruk'la 100 milyar şey o parayı beraber aldınız. Beraber başladınız. Çıkar. 120 milyar parayı mı çıkar kardeşim?
Ya ben soru sorayım sana, sen tamam, de cevap vereyim ben de sana. Çıkar diyorum bak sessizce söyleyeyim, ben çıkar diyorum parayı değilsem. Sen şunu söylüyor diyor ki. Abi ben konuşmayın ya. Herkes madem konuşma hakkını kullanıyor, ben de konuşmam. Soru soruyoruz bir tanem. Ben konuşmayın ya. Olan burada. Tamam, sen sevgilin var, sen, bak, sen niye çıkıyorsun ayrıldım. O zaman sen, ben o şahsen yolda yürümek sevmedim insana, tamam, sen sevmedin ben de çekmedim, çekmedim kardeşim, çekmedim. Sen çekmişsin, Taner öyle anlattı bana, öyle dedi. Taner öyle dedi, ne diyor Taner ya, bir anlat sen de. Ya Taner dedi ki Didem Hanım, Seyar'ın zaten oraya çekmesini Faruk istemiş. Yani, bunu söyledi mi sana? Aynen söyledi o Didem Hanım. O zaman Taner seni suça çekmeye çalışıyor, böyle bir şey yoksa Seher. Yani demiş ki etrafını bu dedikodu zaten yaymaya bana çalışıyor, buna kızacağını da duyduğunu söylüyor. Niye kızıyorsun ki Mehmet'e? Taner'e kızma. Ben ne hale geldim bunları yüzüne geldim. Ben ne kızıyorum ben ya? Çok şey var bence. Ben kimseyi incitmedim, kimseyi de incitmedim. Yakanları söyle. Yakan. Oğlan yemedi. İzle çok da yerim ama yemedim oğlunuzu ben. Yerden aldım bunu bana değil. Öyle sevdiğim ettiğim adeseydi oğlum yedi. Vallahi dedim oğluma bağlı şey. Bak Seher, ben senin yerinde olsam. Bak Mehmet'e kızacağına. Ben senin yerinde olsam bu Taner Efendi'nin ne dediğini tam duyarım. Tamam mı? Senin, bir dakika lütfen Bediyeciğim. Taner Efendi sağda solda o zaman seninle ilgili bu işi elinde sonunda senin ifade vermeni isteyen, ifadeni değiştiren kim? Seher sen kendin söyledin, Faruk. İstemedi mi? İstedi. Burada beyan etmedin mi? Ettin. Faruk bunu sana yaparken her tarafta da Seher orada çekti. Seher istedi diyor ya. Anlasana. Bir duy bakayım Mehmet, bir daha söyle ne dedi yani? Ne? Hayır ya Taner. Ya bana dedi oraya Faruk seni söylemiş, senin kınık piknik alanına çekmeni zaten. Siz de oraya çekmişsiniz. Taner de Faruk arıyor, petrole gel diyor. Faruk ondan önce piknik alanına gitmiş. Orada o üçüncü kişi orada mıydı? Faruk'la mı gitti onu söylemedi zaten. Oradan Taner de silahını alıyor, gidiyor piknik alanına. Öldürme niyetimiz yoktu dedi. Oraya varınca dedi darp ettik dedi. Ondan sonra öldürdük dedi. Ya, ya ben Seher'e doğru çektiğini düşünmüyorum. Bak açık ve net söyleyeyim. Hmm. O konuda Seher masum yani. Hmm. Ama o sırada o. Bak o sırada acaba çocuğu ben ya yani seni alıyorlar ya benzinlikten Seher. Oraya gittiğinizde olay sadece şunu düşünüyorum. Sen kafasına bir taş atıyorsun. Hmm. Çocuk bayılıyor. Tamam mı? Sonra siz yani şu olabilir ancak benim aklıma o geliyor, onu düşünüyorum. Siz Seher şeyle Faruk Efendi ile olay yerinde karısı hepiniz Taner buluşuyorsunuz. Çocuk artık baygın halde. Belki de sen İsmail'in o sırada daha sonrasında benzinlikten geldikten sonra Sinem'le onun orada asılmasına tanıklık etmiş olabilirsiniz. Tabii. Sinem ve sen. Ancak bu olabilir yani. Ancak öyle Seher orada olabilir yani. Benzinlikten alıyorlar seni, karısını da getiriyor. Çünkü çocuğun ölüm saati de çok büyük soru işaretleri barındırıyor. Bana şunu söyler misin Seher? Senin bu kadar ifadeni değiştiren bu adam, cesedi bulduğunuzda Faruk, Taner öldürdüğünü de söylüyorlar ya, sen olay yerinde yoksun. Oraya gittiklerindeki ifadelerini, tavırlarını, davranışlarını bir daha hatırlar mısın lütfen? Bak Taner... Ben hiçbir şey hatırlamak zorunda değilim bu saatte olsa. Bir insan ölmüş, öldürülmüş diyorlar ya sen. Vicdanlısın. Ben onunla netim. Yok, sen çok 21 gerek yaşında yok. Küçücük bir kızsın yani. Gerek yok. Küçücük bir kızsın sen. Ama susmamı istedin. Ben de susuyorum işte. Ben senin susmayı istemiyorum. Tamam. Senin sadece dinlemeni iddiayı istedim yani. Faruk'la, Taner'le, Sinem'le oraya gittiğinizde o zaman mı çocuğu açtılar? Çünkü çocuğun ayakları sallanıyormuş ya Seher. Olay yerine gittiğinizde. Biraz ara lütfen. Şimdi Mehmet inanılmaz iddialarda bulundu. İddiasına göre Taner Faruk'la beraber İsmail'i öldürdüğünü Mehmet'e itiraf etmiş. Aynen.
Ve o sırada da işte Taner'in iddiasına göre, bunu Mehmet söylemiyor, Seher de oradaymış. Bunu Taner etrafına yayıyor anladığım kadarıyla. Mehmet, sen bize anlatacağın bu her şeyi, anlattığın daha doğrusu, savcımıza da anlatmak için gidecekmişsin galiba. Savcımıza aynen. Her şeyi anlatacak mısın? Her şeyi anlatacağım Didem Hanım. Söylediklerin hepsini birebir Taner'den duyduğunu aynen. Mu anlatacaksın? Aynen, aynen Didem Hanım. Duydun Taner'den? Aynen. Kendi kulaklarının hepsini duydun aynen, yani. Aynen Didem Hanım. Mehmet, sevgili Seher... Hepsinin arkasında duruyor. Ben bunu Taner'den duydum diyor. Bak Taner'den duyduklarını aktarıyor. Tamam mı? Bakalım ya Taner, Faruk hiç cevap vermeyecek misiniz? Çok merak ediyorum ya. Ya da arkasına saklandığınız abileriniz sizin adınıza konuşsun isterseniz. Ha? Konuşmayacak mısınız hiç? Yo, rapor çıkarsınlar işte. Neyse ya. Pazartesi günü tekrar birlikteyiz inşallah. Bu arada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü bir kez daha ölümünün 85. yıl dönümünde rahmetle, özlemle ve büyük bir şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun.